İyi akşamlar değerciler, Teke Tek'te yine beraberiz bu akşamda ve yine gündemle ilgili önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Sayın Mahir Kaynak, Ergenekon konusunda tahminler yürütüyor başından beri. İlginç teorileri var, ilginç yaklaşımları var ve hafta başında bir gazeteye verdiği röportajda Ergenekon'la ilgili bir takım öngörülerde bulundu. Gerçi bu öngörülerin bazıları bugün itibariyle geçerli olmadı. Bunu da konuşacağız kendisiyle ama çok farklı analizleri var. Bu akşam kendisiyle bu konuyu biraz konuşmak istiyoruz. Bu iş nedir? Nereye gider? Nereye gitmez? Neden yanıldı? Bu yanılgısının doğuracağı sonuçlar nelerdir? Mahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hafta başında ilginç bir röportajınızı okudum. Vatan Gazetesi'nde çıkan röportajınızda dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu Ergenekon'un arkasında çok durdu. Savcıya da çok bu konuda destek verdi, yetki verdi. Ancak askerlerle yapılan görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlandı. Evet. Devlet Ergenekon'u tasfiye edecek. Ergenekon bilinmeyen bir unsur değildi. Tasfiye edecek, bu konuda da bir anlaşmaya varıldı dediniz. Ve operasyonlar artık 10. dalga son dalgaydı, 11. dalga olmayacak dediniz. Evet. Fakat bugün 11. dalga oldu. Evet. Yani teoriniz 3 gün yaşadı. Niye? Evet. Efendim, evvela bir insan tahminde bulunurken, analiz yaparken analiz yaptığı kişinin rasyonel hareket ettiğini düşünür. Ben şöyle düşündüm. Eğer bir 10. dalga olursa bu mutlaka siyasilere ya da ordunun üst kademelerine gidecektir. 11. dalga olursa. Evet, 11. dalga olursa. Bu da olayı ya siyasallaştırır ya silahlı kuvvetlerle karşı karşıya getirir yargıyı. O bakımdan dedim ki bu yapılmaması lazım gelen dedim ve öyleyse yapılmayacak dedim. Ve yanıldım. Ama ben yanıldım fakat sonuçlarını da görüyoruz. Yani bu 11. dalga olayı siyasallaştırdı. Niye? Çok önemli bir siyasetçi yok işin içerisinde baktığınız İçinde zaman. İçinde yok. Ama ben şey yok. Herhangi bir geçmişte orgeneraller bile gözaltına alınmıştı. Bu kez o düzeyde bir asker yok. Siyasallaştırmada şunu kastediyorum. Tarafları destekleyen bir takım siyasal güçler var. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Temsilcileriyle orada ziyaretlerde bulundu ve beyanat verdi. DSP geldi. Evet. Sendika, yani Türk İş, bir protesto olarak bakanın toplantısına katılmadı. Evet. Ben böyle şeyleri tahmin ettiğim için olmaz bu dedim. Evet. Ama yaptılar. Dediğim gibi benim yanılgım karşı tarafının düşünce tarzının rasyonel olacağını düşünmem. Demek ki benim rasyonelimle onların rasyoneli aynı değilmiş. Peki bu şunu da göstermez mi? Yani sizin dediğiniz şu açıdan geçerli. Yani eğer bu Ergenekon tamamen yargının yürüttüğü bir operasyon değil de, yargıya bağlı bir operasyon değil de, biraz siyasi kontrol altında olan bir iş olsaydı, dediğiniz gibi Başbakanla Genelkurmay Başkanı görüşünce bu iş sona erebilirdi. Ancak yargı eğer bağımsızsa, gerçekten söylendiği gibi bağımsız hareket ediyorsa, Genelkurmay Başkanı ile Başbakan'ın görüşmesi yargıyı ilgilendirmez. Yani sonuçta Başbakan yürütmenin başı, yürütme yargıdan tamamen ayrı. Genelkurmay Başkanı Başbakan'a bağlı bir asker bürokrat. O yüzden niye? Yani siz bunu bir siyasi bir şey olduğunu düşünüyordunuz. Bundan hiç şüphemiz yok. Söyledikleriniz tamamen doğru. Ancak diyorum ki bu yargılar bir ölçüde siyasidir. Esas itibariyle. Ben yargıya müdahale etmiyorum. Yargıya yön vermiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki eğer böyle giderse şu siyasi sonuçlar doğar. Ben siyasi sonuçların ne olacağını söylüyorum. Onun içinde birilerinin eğer gücü varsa, yetiyorsa, ya yargının aklı selimi ya diğerlerinin ricası, yön vermesi ile bu iş burada durur diye düşündüm. Bunlar genelde siyasidir. Yani geçmişte de bu konularda siyasetin daha egemen olduğunu gördük. Susurluk'ta mesela siyaset kapattı, üstüne gitti. Evet. Siyasi olarak kapatıldı. Daha evvel de şunu söyleyeyim. 12 Mart'ta mesela 9 Martçılar diye bir cuntanın varlığından söz edildi. Ve devlet onu takip etti. Ben değil sadece. Başbakan, Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı hepsinin dahil olduğu bir operasyon. Yargıya gittiler. Yargı şu kararı verdi. Böyle bir darbe teşebbüsü yoktur. Yoktur dedi. Ama o adamlar tasfiye edilmiş oldular bu arada. Evet. Tasfiye edilmiş ama demek ki yargı da böyle bir karar verebiliyor. Yani devletin bütün kurumlarının mutabakat halinde evet böyle bir teşebbüs var dediği yerde yargı yok diyebiliyor. O bakımdan diyorum ki bunlarda bir ölçüde siyaset vardır. Ve şunu söyleyelim, yargı diyoruz şu anda, yapacağını yapsın, sonuçları ne olursa olsun. Önemli olan yargıdır.
adalet yerini bulsun ama siyasi sonuçları şöyle olur, böyle olur. Bizi çok ilgilendirmez. Peki, diyoruz. Biraz geri gitmek istiyorum. Evet. Ergenekon, siz diyorsunuz ki Ergenekon'un tasfiyesi konusunda bir uzlaşmaya varıldı. Evet. O zaman şu anlam çıkıyor. Size göre bir Ergenekon var. Evet. Ergenekon diye bir örgütlenme, bir yapılanma var. Evet. Var mı hakikaten? Efendim şimdi Türkiye'de Ergenekon yanlış anlaşılıyor. Ergenekon'un tanımında çok büyük çelişkiler var. Evet, ama tabii, tablo o çelişkileri ortaya getiriyor. Hemen söyleyelim. Bakın, diyoruz ki Ergenekon örgütü aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından, NATO tarafından kuruldu ve Sovyetler Birliği o zaman Türkiye'yi istila ederse bununla mücadele etmek için kurulmuş bir örgüttür. Evet. Yani Amerikalılar tarafından kurulmuştur. Peki bugünkü Ergenekon Amerikan karşıtı. Evet. Yani Amerika kendi kendisine kendisine karşı olacak bir örgütü kendisi mi kurdu? Olabilir. Bu uzak bir ihtimal. Ama şimdi Usame Bin Laden'i de Amerika yetiştirdi baktığınız zaman. CIA'in elemanıydı Usame Bin Laden. Arkasından kontrolden çıktı. Amerikan karşıtı hale geldi. Şartlar değişince, paradigmalar değişince ve birdenbire Usame Bin Laden Amerika düşmanı olabilir. Hayır, Amerika düşmanı olmadı Usame Bin Laden. Amerika'nın önüne gerekçeler veriyor. Hala Amerika hesabına çalışıyor. Yani Amerika bir operasyon yapmak için onu gerekçe olarak kullandı. Şimdi de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer böyleyse Amerika Birleşik Devletleri eğer hala egemense bir grubu, anti-Amerikan bir grubu tasfiye etmek için bunun içine çekti ve sonra da bastırdı. Mı? Ya da şöyle söyleyebiliriz. Bu ihtimallerin tartışılması lazım. Yani burada bir Amerikan komplosundan mı söz edebiliriz? Bu mu var? Yoksa bir çelişkiyi kabul etmek durumundayız. Amerika kendisine hasım olacak bir örgütü, kendisi aleyhine bir darbe yapacak, Doğu ile bütünleşecek bir Ergenekon yapılanmasını kendisi yarattı dememiz lazım. Ama şimdi baktığınız zaman mesela Kemal Gürüz'ün geçen gün açıklamaları çok enteresan. Kemal Gürüz diyor ki ya ben Amerikancıyım kardeşim diyor. Yani ben sonuna kadar Amerikancıyım diyor. Evet. Ama Ergenekon içerisinde tasfiye edilmeye çalışanlardan bir tanesi oluyor. Baktığınız zaman mesela normalde suçla pek ilişkisi olması muhtemel olmayan bir takım adamlar var. Kim bunlar? İşte eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Ve hani çeteyle, ulan bu adamlar da çeteci midir, çeteci olur mu diyeceğin adamların bir ortak özelliği var aslında. Hepsi Amerikan karşıtı. Evet, ama şimdi mesela Kemal Gürüz de ona uymuyor. Kemal Gürüz de ulusalcılık bazında bir miktar onlara yakın ya da anti AKP olmak bazında onlara yakın, ama Amerikancı. Amerikancı. Yani çok karışık değil mi bu? Çok karışık. O bakımdan söylüyorum, burada bir ciddi çelişkiler var. Başka bir örnek vereyim. Mesela Ergenekon soruşturmasının içerisinde İlhan Selçuk Bey ve Doğu Perinçek Bey var. Şimdi bunlar geçmişte diyorlar ki bizi kontrgerilla yakaladı ve kötü muamele yaptı. Evet. Şimdi bunun devamı olanlar iç içeler. Bu bir çelişki değil. Çelişki. Evet. Bu çelişkiyi çözmemiz lazım. Yoksa anlayamayız. Ama şimdi yine çok enteresan çelişkiler var. Evet. İbrahim Şahin. Evet. İbrahim Şahin Susurluk döneminin önemli isimlerinden bir tanesi. Hepimizce karanlık görüntü veren bir adam. Bilemeyiz yargıda ama mahkumiyeti var. Sonunda da bir iş göremez raporu, daha doğrusu kalıcı beyin hasarı raporuyla tahliye ediliyor. Daha tahliye edilmiyor. Cumhurbaşkanı tarafından affediliyor mahkumiyeti. Daha çekmesi gereken. İbrahim Şahin'e bu raporu veren kişi, yani benim kafamı karıştıranları soruyorum ben size. İbrahim Şahin'e artık beyin fonksiyonları hiçbir zaman düzelmez raporunu veren kişi, İbrahim Şahin'e çok karşı olan İşçi Partisi'nin üyesi, hatta iktidara gelirse bakan yapacağını açıkladığı bir hekim. Şimdi bu nasıl oluyor? Evet, bu da ciddi bir çelişki. Ama burada gene çok büyük bir şey var. Bilinmezlik var. O da Susurluk'la Ergenekon'u birbirinin devamı sayıyorlar değil mi? Evet. Birbirinin tamamen zıttı. Çünkü Susurluk anlaşılamadı. Hayır, ama birbirini tamamen ben de sizin gibi düşünüyorum. Tam zıttı diye düşünüyordum ama mesela Susurluk'a karşı mücadele veren ve İbrahim Şahin'i Susurluk sanığı olarak defalarca haber yapan Aydınlık Dergisi, İşçi Partisi yayın organı. Evet. İşçi Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Komite üyesi bir doktor İbrahim Şahin'in hapisten kurtulmasına sebep olan raporu veriyor. Evet. Efendim, militan düzeyinde düşündüğünüz zaman militan herhangi bir yerde olur. Ben yöneticilerden söz ediyorum. Yani birisi getirir, orada da militanlık yapar, tetikçi olarak orada da. Alt kademede analiz yaptığımız zaman bir sonuca varamayız. Ama diyoruz ki Susurluk çok farklı. Neden farklı olduğunu da söylememiz lazım, kamuoyu bilmesi lazım. Bakın, Susurluk askere karşı yapılmış bir örgütlenmedir. İçinde pek az asker vardır, çok azdır. Orada şöyle bir model vardı. Getiriyorlardı, o zamanki iktidarın da desteğiyle, hükümetin de desteğiyle polis,
kurucular ve kendilerinin kuracağı bir istihbarat örgütü. Ayrıca çatlama hattı gibi bir takım insanlardan oluşturulan bir militan ve istihbaratçı ekip. Bunların içinde ordu yoktu. Bunlar ordunun yerine bir güç odağı oluşturmak amacına yönelik. Benim burada daha basit bir tanımım var. Ha. Ben diyorum ki burada mesela Susurluk hükümete yandaş bir örgüttü. Yani evet. Hükümet kontrolünde, evet. Hükümetin ya da iktidarın illegal işlerini yapmakta kullandığı bir örgütlenmeydi. Evet. İçinde hükümete yakın bürokratlar vardı, hükümete yakın bir takım sivil oluşumlar vardı, hükümete yakın çeteciler vardı. Ergenekon ise tam aksine hükümete karşı kurulduğu iddia edilen bir örgüt. Öyledir. Ayrıca da içerisinde daha ziyade Susurluk polise dayanır, emniyete dayanır, koruculara dayanır. Evet, onların da gücü ve ayrı bir istihbarat örgütü vardır. İbrahim Şahin iki tarafta da rol almış bir kişidir ama ona bakarak istikamet tayin edemeyiz. Çünkü militandır. Militan düzeyindeki insanlara bakarak ve şeyi değerlendirmek yanlış. Militanlar oraya geçebilirler. Oraya geçebilirler. Yani her iki tarafta da rol olabilirler. Ama esas yapı ve politika olarak birbirlerinin zıttı iki oluşumdur bunlar. Peki Türkiye'nin iyiliği için bu operasyon bitmeli. Aksi takdirde cesetler ortaya çıkar diye bir cümleniz var. Evet. Röportajınızı okudum. Şimdi Türkiye'nin iyiliği ne? Şimdi bana sorarsan Türkiye'nin iyiliği bir, Türkiye'de demokrasiye karşı oluşmuş bir takım kurumlar varsa bunlar ortadan kalkmalı. İki, şimdi Türkiye'de yıllarca biz neden yakındık? Susurluk budur, Ergenekon budur diye demiyorum ama sunuluş şekli itibariyle söylüyorum. Biz neden yakındık? Şimdi Türkiye'de mesela birisi sivridir veya bir şey olur. İşte birisi karanlık odaklar düğmeye bastı dedir. Bir gazeteci öldürülür, bir bilim adamı öldürülür, bir siyasetçi öldürülür. Ya da bir ilde kargaşa çıkar. Biz hep yıllarca Türkiye'de bir takım karanlık odakların böyle olaylar patlatmasından korktuk, çekindik. Böyle odaklar olduğunu düşündük. Şimdi bu odakların üzerine gidilmesi sonuçta yargı akla karayı, kötüyle iyiyi herhalde ayıracaktır diye umuyoruz. Gidilmesi niye Türkiye'nin zararına olsun? Yani cesetler, şimdi Türkiye'de benim hesabıma göre 30 bin, iyimserlere göre 17 bin faili meçhul cinayet var. Şimdi bunların aydınlanması, kimisinin cesedi bile yok ortada, kimisinin cesedi var, faili belli değil cinayetin. Bundan ortaya çıkması niçin kötü olsun? Evet, burada bu suçları işleyenler, yani adam öldürülenlerin ortaya çıkmasında hiçbir sakınca yoktur. Ama şunu düşünüyorsanız, Türkiye'yi o zaman yönetenler bütün bunlardan habersizdi. Emir vermediler. Bunların olduğunu bilmiyorlardı. Ve onun aşağıdaki insanlar kendi inisiyatifleriyle bunu yaptı diyorsanız bunun sonuna kadar çıkmasında ben de taraftarım. Ama diyorsanız ki bu aynı zamanda yönetimin de en azından müsamahası veya isteği olduğu bir takım eylemler diyorsanız o Türkiye'nin yakın tarihinin de rol alan herkesi mahkum etmemiz lazım. Bakınız ben size bir Mehmet Ağar Bey'in bir sözünü hatırlatıyorum. Ben 1000 tane operasyon yaptım ama Milli Güvenlik Kurulu karar verdi diyor. 1000 operasyon demek işte bu söylediği şeyler. Yani o diyor ki bunu diyor devletin yetkili organları benden istedi. Bunu yaptırdılar diyor. Ben de diyorum ki bir yere kadar bunu devam ettirmek lazım. Ondan sonra tutmak lazım. Çünkü şunu söylüyorum. Bir operasyon yapıldığı zaman geçmişle hesaplaşılır. Adalet yerine gelir ama bir boyutu daha vardır. Bu olaylar Türkiye'nin geleceğini tayin eder. Siz geçmişteki hatalarla Türkiye'nin geleceğini karartmak ya razı mısınız diye sorarım o zaman. Evet. Çok doğru. Evet. Diyorum ki bakın o yazının içinde var. Türkiye'nin geçmişi pisliklerle doludur. Bir sürü pisliklerle doludur. Üstelik orada uygulanan stratejiler de yanlıştır. Zaten geçmişte stratejileri eleştirmek lazımdı. Yani oturup PKK ile mücadele tarzınız yanlıştır demektir. Gerekirdi. Ama ilginç bir şey. Ama bunu söylediğimiz zaman DGM'de yargılandık. Ben defalarca bunu DGM'lik oldum. Ben de yargılandım. Bu mücadele yöntemi yanlıştır dediğim için defalarca DGM'lik oldum. Ben de DGM'lik oldum. PKK'ya yardım ve yataklıktan. Hiç alakam yok. Hiçbir onu yapmam için hiçbir sebep yok. Ben de yargılandım. Üstelik andışlandım ben. Evet. Andışlandım. Yani bir dergide yazı yazıyordum. Ve orada geldiler bana o dergi yöneten dedi ki Silahlı Kuvvetler sizin yazı yazmanızı istemiyor. Kusura bakmayın. Sizden bir şikayetimiz yok. Ama bundan böyle devam edemeyeceğiz dedi. Ama bir şeye daha dikkatinizi çekiyorum. Ve bunu sakın şahsi bir hesaplaşma olarak kabul etmeyin. Andışlanan iki kişinin adı çıkar. Cengiz Şandar ve Mehmet Ali Birant. Ben de o ikisine kendi köşemi vermiştim o zaman. Madem andışlandınız gelin benim köşemde yazın diye. Ben de andışlandım. Ben de yazardım. Ben unuttum vallahi sizi. Aklıma gelmediniz. Hiç kimse söylemez bunu. Evet.
Siz o zaman nerede yazıyordunuz? Aksiyonda mı? Hayır, Akçel'de yazıyordum. Akçel'de yazıyordum. Ve ben de bir yazardım. Yani şöyle söyleyebilirsin, bu önemsiz bir yazardır. Akçel'de yazmak yazarlık değildir diyebilirsiniz. Onu bir şey diyemem. Ama ben de o gün yazarlığa veda ettim. Bu da bir şeydir. Bu da bir sebebi var gibi geliyor bana da onun için. Fakat söyleyeyim. Nedense anlaşılanların hepsi Dinç Bilgin gazetelerinden yani. Dinç Bilgin ekibinden yani. Diğer kimse Anlıca boyun eğmemiş. Evet. Tek O eğmiş. Evet. Bana da öyle söyledi yani. Aynen böyle söyledi. Silahlı kuvvetler istemiyor seni dedi. Benim de eleştirim oydu. Bu şeyin, bu stratejinin yanlış olduğunu söylüyordum. Burada mücadele etmeyin demiyoruz. Mücadeleniz yanlıştır diyoruz. Nitekim bu kadar uzun sene içerisinde bir sürü şehit verdik. Bir sürü Türkiye'nin geleceğini karartacak kadar çok paralar sarf ettik. Ve sonunda da varlığını sürdürdüler. Bence bu tamamen uygulanan stratejinin yanlışlığından kaynaklanıyor. Yani şu Ergenekon meselesi sizin Söylediğiniz şu mu oluyor? Amerika örneğinden yola çıkarsak. Amerika, Orta Amerika'da yürüttüğü kirli savaşı finanse etmek için hatırlayacaksınız İran'a silah satmış. Çünkü bütçeden Böyle bir savaşın ödenek alması mümkün değildi. İran'a el altından silah sattı ve İran'dan elde ettiği gelirleri Orta Amerika'daki kirli savaş için kullandı. Evet. Ve sonunda bu ortaya çıktı. Ortaya çıkınca ne yaptılar? Yarbay Oliver North diye bir tane adam buldular. Dediler ki Bu işin suçlusu budur. Şimdi bir yarbay Amerika ordusunun envanterindeki silahları Alacak. İran'a yıllarca satacak. Oradan gelen parayı milyarlarca doları alıp oraya olacak bir şey değildi. Ama Amerikan devleti dedi ki evet bu suçludur. Bütün bu haltları bu yemiştir dedi. Ve yukarı kadar gitmedi. Aslında büyük ihtimalle orada dönemin başkanlığının veya başkanlarının belki ilgisi vardı. Siz de Türkiye'nin Amerikan yöntemi gibi yani bir yere kadar bir temizlik yapıp sonra bakın arkadaşlar bu dönem kapandı. Biz böyle pislikler en azından bir süre yapmayacağız demesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Hayır şunu söylemek istiyorum. O günkü siyasi hesaplarına hangisi uygunsa onu yapar. Bakın o İran'a silah satışında da şunu söyleyeyim size. Sadece para sağlamak için değil. Çünkü Irak'ın da buradan zaferle çıkmasını istemiyordu. Bir denge oluşturmak istedi. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. O silahlar İsrail üzerinden Hümeyni rejimine gitti. Yani bakınız İslamcı bir rejim İsrail üzerinden silah gidiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de çok büyük bir hata içindeyiz. O da şu. Dost, düşman, Yahudi, Hristiyan, Müslüman diye analizler yaparız. Evet. Ve hepsi yanlıştır. Hepsi yanlıştır. Burada herhangi bir ülkenin objektif olarak neyi hedeflediğini görmemiz lazım. Evvela ne yapmak istediğine haber vermemiz, değerlendirmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de yapılan şey, Ergenekon operasyonu, anti-Amerikan, doğuyla bütünleşmek isteyen bir şeyin, bir hareketin önünün kesilmesidir. Ve bunlar darbe yapmak gibi bir yola girdiler. Girdiler mi? Girdiler. Yani o da belli. Nasıl yapacaklar darbe? Efendim, emekli subayların darbe yaptığı nerede görmüşsünüz? Efendim bakın, darbenin iki boyutu vardır. Bir tanesi halkı hazırlayanlar, öteki de darbe yapanlar. Şimdi mesela 12 Eylül öncesinde darbe yapanlar hiçbir zaman onu hazırlayan kimseler değildir. Hiçbir zaman. Onlar gayet iyi niyetlerle geldiler. Türkiye'yi bir facianın eşiğinden, uçurumun kenarından çıkarmak istediler. 27 Mayıs mı kaçırıyorsunuz? Evet, hayır, 12 Mayıs. 12 Mayıs. 12 Eylül. 12 Eylül. 12. Kaldırmaz. Oysa o şeyi, operasyonu yapan, o ortamı yaratan aslında Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Hı hı. Bir iktisat kitabı okuyorum. Orada şunu söylüyor. Diyor ki 12 Eylül darbesi bir NATO operasyonudur ve amacı Türkiye'nin ekonomik olarak Batı ile bütünleşmesini sağlamaktır. Hı hı. Evet, öyle diyor. Bakınız oradaki çelişkiyi ben size söyleyeyim. Mesela getirdi Türkiye'nin solcuları Demirel'in başına bir fötr şapka koydular, dolar işareti koydular ve ona karşı mücadele ettiler. Fakat o tarihte Sovyetler Birliği'nden en çok yardım alan ikinci ülke Türkiye'ydi. Değil mi? O zaman demek ki komünistler bu kadar çok iyi ilişkiler kurdukları, yardım ettikleri bir iktidarı devirdiler. Bu bir çelişkidir efendim. Şimdi tabii aynı hikayeyi şey için de yani aynı teoriyi 27 Mayıs darbesi için söyleyenler de var. Tabii. Yani 27 Mayıs darbesi öncesi Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde bir takım kredilerde özellikle bir takım sorunlar çıktı. Ve Türkiye ile Amerika arasında uzlaşmaz bir nokta olunca Adnan Menderes'in Moskova ile Rusya ile bir yakınlaşma içine girme ihtiyacı hissettiği ve
27 Mayıs darbesi olmasaydı eğer 1,5-2 ay içerisinde Adnan Menderes'in Moskova'ya bir resmi ziyaret yapıp dönemin Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme yapacağı hep anlatılır. Yani bu yakınlaşmayı engellemek için bu darbe yapıldı diyenler vardır 27 Mayıs için. Efendim bu bir teori. Benim de buna yönelik başka bir iddiam var, başka bir analizim var, onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'de en büyük hatanın Batı'yı bir bütün olarak algılamaları ve Batı'nın içerisinde herhangi bir rekabetin olmadığını kabul etmeleridir. Evet. Halbuki ben Avrupa o tarihte, gayet iyi biliyorum, Avrupa o tarihte ayrı bir güç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin dışında yeni bir oluşum yaratmak istemekteydi. De Gaulle bunun başını çekiyordu. Evet. Mesela İsmet Paşa'nın şu Amerika'ya karşı söylediği şu sözü hatırlatmak isterim. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır. Evet. Amerika'ya söylüyorum bunu. Evet. Bu yeni dünya hangisi? Avrupa. Ve ciddi bir Avrupacıydı İsmet Paşa. Böyle bir yapı oluşturmak istedi. Türkiye üzerinde 27 Mayıs'taki rekabet aslında Amerika ile Rusya arasında değil, Amerika ile İngiltere. Avrupa, İngiltere arasında. Özellikle İngiltere arasında. Neden? Çünkü İngiltere 2. Dünya Savaşı'nın galibidir ama her şeyini kaybetmiştir. Kim aldı? Amerika Birleşik Devletleri. Kaybettiği her yere. Şunu söylüyorum. Avrupa ile Amerika arasında eğer bir özdeşlik bulursanız bu analizi hep Sovyetler Birliği bir tarafa getirmek durumunda kalırsınız. Ben oysa Avrupa ile Amerika'nın ilişkilerini bir ittifak ilişkisi değil, bir egemenlik ilişkisi olduğunu söylüyorum. Avrupa'ya egemendi Amerika Birleşik Devletleri. Ve Avrupa bu egemenlikten kurtulmak istiyordu. Avrupa Birliği'nin kuruluş sebebi de budur. Yani niye kuruyorlar yoksa? Ya da Euro'yu niye icat ediyorlar? Evet. Yani siz diyorsunuz ki bu Avrupa-Amerika evet, çekişmesi. Peki şimdi Türkiye bu çekişmeleri. Türkiye şimdi, göbekten Amerika'ya bağlı zaten. Hayır. Ama bir yandan baktığınız zaman da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması için Amerika Türkiye'ye ciddi destek verdi. Bakın efendim, o iki soruya da cevap veriyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir güç olarak ortaya çıktı. Ondan evvel bir güç değildi ve Türkiye'de hemen hemen hiç yoktu. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. İngiltere zaten Amerika'nın buradaki Türkiye üzerindeki gücünü kırmak için yaptı bu operasyonu esasen. Şimdi diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini destekliyor. Ben de soruyorum. Bu cümleyi burada bitiremezsiniz. Çünkü diyeceksiniz. Çünkü? Ne çünkü? Yok öyle çünküsü. Diyor ki Türkiye ıslah olsun, medeni olsun diye destekliyor. Hayır öyle değil. Amerika hiç bir ülke için böyle şey düşünmez. Düşünmez. Evet. Diyor ki Avrupa Birliği Türkiye için bir cennet. Hepimiz öyle kabul ediyoruz. Ben şimdi desem ki cennete gitmeyin, Avrupa Birliği'ne girmeyin desem herkes bana düşman olur. Girin. Ben onun altyapısını çökertirim. Ama hiçbir zaman açıktan sizin Avrupa Birliği'ne girmenizi engellemem. Şu anda da görüyorsunuz Avrupa artık giderek bir güç olmaktan çıkıyor. Evet. O da biliyor. Diyor ki Avrupa olmayacak ki girsinler. Ben de senelerdir aynı şeyi söylüyorum Avrupa Birliği'ni isteyenlere. Avrupa Birliği olmayacak ki giresiniz. Göreceksiniz dağılacaklar. Peki şimdi bu yine Susurluk ve Ergenekon evet, bağlantılandırıldığı evet, için herkesin kafasında bir takım soru işaretleri var. Sizin de az önce değindiğiniz gibi acaba o yüzden mi diye de insan düşünmediği için. Susurluk döneminde ve bugün Ergenekon'la ilgili olarak ortaya çıkan isimlere baktığınız zaman bu isimlerin geçmişte bağlantılı olduğu, yani devlet içerisinde bir çeteleşme unsurlarının varlığını o dönem üzerine yıktığımız bir takım isimler bugün bu soruşturmadan varası tutuyorlar, dışarıdalar. Evet. Kim onlar? Bir, Sedat Bucak. Evet. İki, Mehmet Ağar. Üç, Tansu Çiller. Ve daha bir takım isimler. Hatta o dönem Susurluğu savunan bazı isimler bugün bakıyorsunuz hükümet yandaşı gibi görünürler. Kim? Evet. Bir numara Mümtazer Türköne. Evet. İki, Nazlı Ilıcak. Yani o zaman evet, bunlar Susurluğun avukatıydılar. Evet. Yani avukatlığına evet, soyunmuşlardı. Mümtazer Türköne Tansu Çiller'e metinler yazıyordu ve Susurlukçuları, Çatlıları koruyordu. Evet. Keza Tansu Çiller, İbrahim Şahin denilen vatandaşı televizyona çıkardı. Akladı, pakladı. Bir de hakkında yazılar yazdı tefrik halinde ve onlar o zaman Susurluğu koruyorlardı. Bugün karşısında duruyoruz diyorlar Ergenekon'un. Ama Ergenekon bağlantılarından ötürü bir tarafa uzandığı zaman iş, işte Mehmet Ağar, Tansu Çiller, Sedat Bucak gibi o dönemin çok tartışılan, çok kilit isimleri bugün hiçbir şekilde sorgulanmıyor. Niye? Efendim şimdi bunlar çok tutarlı. Neden? O zaman onlar
ordu karşıtı bir hareketi destekliyorlardı. Bakın Susurlu'yu şöyle tarif ettim ben size. İçinde silahlı kuvvetlerin personeli hemen hemen hiç yoktur. Polis vardır, korucular vardır. O sizin dediğiniz aşiret reisleri vardır. Evet. Esas itibariyle korucular. Ve onların kurdukları bir istihbarat örgütü vardır. Ona karşılardı. Neden? Orduya karşı oldukları için. Şimdi istikametleri gene aynı değil mi? Söylediğiniz şahıslar gene silahlı kuvvetlere karşı kullanmıyorlar mı Ergenekon operasyonunu? Evet. Evet. Öyleyse çizgilerinde bir değişiklik yok. Tutarlılar yani. Tutarlılar. Kendileri açısından son derece tutarlılar. Aslında orada bir Abdullah Şatlı meselesi var. Ona açıklık getirmek lazım. Bu devletçi aranan ve cinayet zanlısı birisi. Katliam zanlısı. Katil zanlısı. Ve emniyet tarafından kendisine ruhsat veriliyor. Pasaport veriliyor, silah veriliyor, kimlik veriliyor. Böyle bir şey dünyada görülmüş mü? Görülmemiştir. Hiç görülmemiştir. Ama kimin verdiği bile ortaya çıkarılmadı. Evet, çıkarılmadı. O operasyonu halkımız bilsin, anlatayım. Bir de şu efsane vardır bir. Gittiler Asala'yı bertaraf ettiler. Yalan. Değil mi? Yalan. Evet. Yalan. Ben şu sorunu söylüyorum. Diyorum ki, 3 kişiyle bertaraf ettiniz. Türkiye'yi bölecek bir güç, Türkiye'den toprak koparacak bir güç, 3 kişiyle bertaraf edilemez. 3 kişiyle bertaraf edilen Türkiye'yi bölemez. Değil mi? Burada bir mantıksızlık var. Aslında olay şu. Asala Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda bir temizlik hareketiydi. Adına Ermeni dediler. Bakınız bir tanesi bile yakalanmadı. Sadece açıktan Bahadır isimli bir diplomatı öldüren Amerika'da uçak dostlar. Ama o açıktan vurdu. Ama ötekiler Avrupa'da hiçbirisi yakalanamadı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Operasyon bitti. Peki bu ne yapacak? Şöyle yaptı bir yabancı servis. Dedi ki, bakın siz bunu bertaraf etmiş olun. Kahraman olun. Evet. Gelin Türk güvenlik güçleri içerisinde çok saygın bir yeriniz olur. Ya bunları yabancı servisler mi kullandı? Evet. Çatlıları. Efendim hapishaneden kaçtı. Ya Avrupa hapishaneden kaçtı. Yani. Böyle de bir yapı vardır. Evet. Allah Allah. Bu arada size sorular geliyor Mahir Bey. Diyorlar ki Sayın Kaynağ'ın yanıldığı şeyler var. Mesela 1. Körfez Harekatı da olmaz demişti. Körfez Savaşı çıkmaz demişti. Oldu diyorlar. Amerikan seçiminden önce Amerikan derin devletinin siyah bir aday çıkararak demokratların seçimi kazanmasını engelleyeceğini söylüyordu. Onu da olmadı diyorlar. Çok yanılıyor diyorlar. Niye? Çok mu yanılıyorsunuz? Olabilir. Yani ben analiz yapıyorum. Eğer falcı olsam hiç yanılmazdım. Analiz yapınca o arkadaşımı biraz da doğru analizler yaptıklarımı da yazsa iyi olur. Ben analiz yapıyorum. Şunu söyleyeyim. Bu analizlerde %60-70 tutturmak büyük başarıdır. Büyük başarıdır. Büyük başarıdır. Büyük başarıdır. Öyle %100'ünü tutturamam. %100'ünü tutturan şeydir. Fala bakar. Onlar bu bulunuyor. Ben %80 falan tutturuyorum. Güzel. Siz benden daha iyi analiz. Estağfurullah. Olur mu? Evet. Peki yine bu Ergenekon kapsamında bir şey. Şimdi Tuncay Güney diye bir vatandaş var. Evet. Tuncay Güney'i ilk televizyona ben çıkardım. Kanal bir haberde. Fakat konuşmasından bana hiç güven, iltimat telkin etmediği için daha sonra çıkarma gereği hissetmedim. Yani şey gibi geldi bana, kurgulanmış gibi geldi. Yani böyle biraz teyp gibi konuşuyordu. Normalde bilmesi gereken şeyler ötesinde biliyordu. Yani atıyorum Tuncay Güney'in söylediklerini herhalde MİT müsteşarı bile bilmiyordur tamamını. Yani bu kadar fazla yoğun bilgi biraz garip geldi bana. Ve o yüzden de çekindim açıkçası kendisiyle daha fazla bir konuşma yapmaya. Çünkü altında kalabilir insan o lafları. Yani çok mesnetsiz bir şekilde anlatıyor. Tuncay Güney için ne düşünüyorsunuz? Yani MİT mensubu olduğu söylendi. Sonra JİTEM'ci dendi. Sabah gazetesinin kendisiyle ilgili belgeyi tahrif ederek kullandığı, MİT'e ve JİTEM'e çalıştığını ancak JİTEM'i Sabah'ın kestiği, söylemediği. Sonra tersi söylendi falan. Nedir Tuncay Güney size? Evet, Tuncay Güney başından beri bir istihbaratçıdır ama yerli bir istihbarata çalıştığını düşünmüyorum esas itibariyle. Ve sizin de söylediğiniz gibi kurgulanıyor ve bu kurgularını aktarıyor kamuoyuna. Bir ajanın tipik vasıfları var onda. Mesela ajanların belli bir dünya görüşü yoktur. Yani normal bir insan militan da olsa bir dünya görüşünün arkasından gider. Sağcıdır, solcudur. Fakat aynı anda bir yanda Veli Küçük'ün yanında yani milliyetçi bir çizgi içinde bir yanda Fethullahçıların içerisinde her yerde var. Yani kendi bir görüşü yok istedikleri yere. Bu bir karakter bozukluğundan kaynaklanamaz mı? Hayır. Bu görevlendiriliyor. Yani. Çünkü ajan vazifelidir. Onun bir inancı yoktur esas itibariyle. Ve bir de söylediğiniz gibi bilmemesi gereken her şeyi biliyor. O zaman da istihbaratın bir istihbarat
örgütüne çalışacak. Bu MİT midir? Hayır, değildir. Ama MİT'in karşılaştığı çok büyük bir tehlike vardır. Bilmiyorum farkındalar mı? Yabancı istihbaratın çalışanlar MİT'e yaklaşırlar. Beni kullansın derler. Ve orada bir teklif aldıkları zaman hemen kabul ederler. Çünkü o zaman bir güvencenin altında. Bir hem MİT'in köstebe olurlar hem MİT onun faaliyetlerini benim için yapıyor zanneder. Evet. Böyle bir takım MİT'i bir örtü olarak kullanan istihbarat elemanları da vardır. Yani belki de böyle bir ilişki kurmuştur. Peki o zaman mesela MİT'in kontra espiyonaj dairesini bir zafiyetten mi söylemek lazım? Efendim şunu söyleyeyim. Yani herkes aldanabilir. Tabii canım, Amerika'da 40 yıl sonra ortaya çıktı. Çıktı ortaya. CIA'nin içindeki en güvenilir adamın aslında köstebek olduğu. Böyle bir eğilim var. Ben eğer teşkilatı yöneten birisi olsam böyle çok değişik yerlere gelip çıkan insanlarla hiçbir ilişki kurmam. Peki. Şimdi ben tekrar bu cesetler meselesi söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki cesetler çıkar ve bu cesetler Türkiye'nin başına bela olur. Bu aynı zamanda DTP'nin söylemi değil mi? Yani DTP'de her yerde cesetler var, bunlar bulunsun ve ülke temizlensin diyen bir söylem. Burada Ergenekon'la mücadele ettiğini, Ergenekon'a karşı yürütülen soruşturmayla DTP'nin söylemi üstte mi oturuyor sizce? Evet efendim, burada şu var. Türkiye'de 15 bin civarında faili meşhurler var. Bu yanlış bir strateji. Vatanı kurtarmak için yaptık diyorlar. Son derece yanlış bir stratejinin ürünü. Bu olmaması gerekir. Şimdi bunların bir kısmının da yer altına gömülmüş, gizlice gömülmüş olduğunu kabul etmek lazım. Bu çıkarsa Türkiye bir ciddi bir şeyle, faturayla karşı karşıya kalır. Kime karşı? Dünyaya karşı. Dünyaya kendi karşı. Vatandaşını öldüren bir... Evet. Zaten şu anda artık görüntü o yani. Evet. Çıksa da çıkmasa da onu söyler ama bunun bir takım delilleriyle çıkması doğru olmaz. Şimdi bazıları beni eleştiriyor. Diyorlar ki niye çıkmasın? Niye onların hesabını sormayalım diyorlar. Ben de diyorum ki geleceğiniz için bunların var olduğunu bilin ama çıkarmayın. Utanın ondan. Onun vicdan azabını çekin. Ve bundan sonra da bunu yapmayın. Vatan böyle kurtarılmaz. Ama şimdi bunu gelecek nesillerin ödeyeceği bir fatura haline getirmeyin. Benim çoluğum çocuğum, sizin çocuğunuz neden geçmişte yapılan bunların faturasını ödesin, bedelini ödesin? Yani siz diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti bu terörle mücadele döneminde, ki Thatcher'ın bununla ilgili çok güzel bir lafı vardır. Yani bu uzun süren terörle mücadele ortamlarının ülkeleri çürüttüğünü, içten çürüttüğünü söyler, evet. Söylemişti Thatcher. Diyorsunuz ki bir perde indirelim bir bıçak getirelim. O dönemle bağlantıyı keselim. Keselim, evet. Atalım gitsin, sıfırdan başlayalım. Sıfırdan başlamak için de geçmişte bunları yapmış olanlara en azından bir hesap sormak gerekmez mi bir kısmı? Hesap sorabiliriz. Yöneticilerden de hesap mı soracaksınız? Orada diyoruz ki ülkeyi yönetenler bu kararı verdiler. Onları getirip nasıl hesap soracaksınız? Yani bunlar siyasi kararlar diyorsunuz. Siyasi kararlar. Yani bunlar kriminal cinayetler değil, bunlar siyasi cinayetler mi demek istiyorsunuz siz? Evet, yukarının, yani ben tabii hakim değilim, böyle bir karar veremem. Ama yalnız söylenenler var. Kurşun atan da kurşun yiyen. Mümtaza evet. Türkün'e yazdı, evet. Şey söyledi. Ondan sonra PKK'ya yardım eden bir takım şeyleri biliyoruz. İş adamlarını biliyoruz diyoruz ve onlar öldürülüyor. Evet. Şimdi bunlar bir takım emareler. Yalnız bakın, bu PKK ile mücadelede aslında çok ciddi bilinmeyen yanlar vardır. Size bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki orada bir zaman bir gazete PKK'ya yakın diye şey edildi. Bombalandı. Özgür Gündem gazetesi. Evet. Halbuki o PKK'ya tam karşı olan Yaşar Kaya'nın gazetesiydi. Tam karşı. Evet, bölücüydü ama PKK'cı değildi. Bölücü o başka bir kanat. Evet. Tabii. Başka bir kanat. Şimdi bakın. Hatta onlar PKK'dan daha bölücüydüler yani. Daha bölücü. PKK bölücü değildir çünkü. Evet. Aslında baktığın zaman bölücü olmayan mesajlar verir. Evet. Bir örnek vereyim. Leyla Zana ve arkadaşları getirildi, hapse atıldılar. Ne için? PKK'yla yakın ilişkileri var diye. Şimdi Leyla Zana nerede? Köyünde. Neden? Avrupa tarafından destekleniyordu. Değil mi efendim? Evet. Avrupa Parlamentosu'nda gitti, konuştu. Evet. Avrupa'nın en çok desteklediği. Ödül aldı. Ben o zaman Leyla Zana ve arkadaşları hapse atılınca ben atılmasın demiyorum efendim. Sadece bakın, hiç yanlış anlaşılmasın. Sadece dedim ki
Ha, Amerikancı kanat, Avrupacı kanadı bertaraf ediyordu. Ben de öyle bir şey tutturduğunuz bir analizi birisi yollamış. Diyorlar ki Sayın Mahir Kaynak çok uzun yıllar önce 1990'ların ortasında DSP-MHP koalisyon hükümeti zamanında dedi ki yeni bir parti, özellikle İslami tabanlı bir parti kurulacak. En az iki kez üst üste iktidar olacak ve ikinci iktidarında Türkiye'de hayli karışıklık yaşanacak. Daha sonra o hükümette de gidecek ve yeni bir Türkiye tarihi başlayacak. Demişsiniz. Evet. 1990'ların sonuna doğru. İşte o benim tutturamadığımı söyleyen arkadaşlar var. Benim bir kitabım var. Geçmişi, bugünü dünden okumak diye bir kitabım var. Bu kitapta büyük oranda da analizler doğrudur. Analizlerde şuna dikkat etmesi lazım arkadaşlar. İstikamet doğru mu? Yani vakalar doğru olmayabilir ama yönü doğru mu? Analizin yönü doğru mu? Şimdi benim yine ilgimi çeken bir şey. Siz diyorsunuz Türkiye'nin iyiliği için operasyon bitmeli. Aksi takdirde cesetler çıkıyor. Yıllardır kayıp listede yer alan, öldükleri bilinen, mezarları bilinmeyen ya da dosyalar üzerinde faili meçhul yazan kişilerin bulunması, olayların aydınlanması, bir anda geçmişin temize çekilmesi Türkiye'nin iyiliğine niye olmuyor diyenler de var. Fakat şimdi burada siz diyorsunuz ki bu Ergenekon'u ispatlamaya yetmez. Siz hala yanlış söylüyorsunuz deseler diğerleri yeni deliller ortaya çıkarmak zorunda kalır ve iş cesetlere gider diyorsunuz. Evet. Önce şu cümledeki gizli öznenin kimler olduğunu bir merak ediyorum ben. Yani çünkü cümlenizde özne yok. Diğerleri birileri. Kim o özneler? Yani kim yeni birileri birileri Ergenekon'u ortaya çıkarmak istiyorlar. Kim şöyle. O birileri? Bugün iktidar diyelim. Sizce iktidar veya adalet değil mi? İktidar, adalet, silahlı kuvvetler de bu. Artık bu böyle bir darbe teşebbüsüne karşı olduğu belli oluyor. Çıkarılıyor. Ortaya çıkarılıyor ve bunlar tasfiye ediyor. Ötekiler getirdi de der ki bu fasafiso bir... Ötekiler kim? Karşı taraf. Muhalefet. Muhalefet demeyelim onlara. Ergenekoncular ve onu destekleyen güçler. Dediler ki bunlar fasafisodur. Uydurma bir şeydir. Ama Sayın Baykal'dan şey söylüyor. Sayın Baykal Ergenekoncu mu? Hayır değil. Bakın Baykal'ın tavrı farklı. Baykal diyor ki eğer ben diyor bu Ergenekoncuları himaye eder görünmezsem onun bir tabanı var. Bu tabanı kaybederim. Bu taban da bir başkasının kontrolüne girer. İçinden Ergenekon'un tasfiye edilmesinden yana ve onun Ergenekon'un hitap ettiği kitleyi kendi tabanı haline getirecek. Bakınız 500 bin kişilik mitinglerden söz ediyoruz. Peki buna Baykal'da karşı çıkarsa, bu insanlara karşı olumsuz bir tavır sergilerse bunlar Baykal'ın yanına gitmese ne diyecek? Baykal ulusalcıları yanına çekmek istiyor. Evet. O tabanı kendi kontrolü altına almak istiyor ve son derece doğru bir strateji izliyor. Son derece doğru. Peki yine başa dönersek diyorsunuz ki AKP ile asker bu konuda uzlaştı. Asker Ergenekon'un ne olduğunu biliyor ve onları himaye edecek bir konumda iken şimdi onların tasfiyesine yeşil ışık döküyor. AKP ise bunun tam tersi bir noktada duruyor. Peki böyle bir anlaşmanın taraflı olarak niye asker ve AKP? Yani bir yandan yabancı güçler var diyorsunuz. İngiltere, Amerika var diyorsunuz. Avrupa Birliği var diyorsunuz. Asker kimden yana oluyor burada mesela? AKP kimden yana oluyor? Asker kimden yana oluyor? Efendim şimdi Türkiye'ye yeni bir rol biçiliyor. Türkiye'nin bölgede yeni bir rolü olacak. Bu rolü şöyle tanımlayabilirim. Bir bölgedeki bütün uluslara hitap edecek. İslam'a arkasını dönmeyecek. Neden İslam'a arkasını dönmeyecek? Çünkü bölgede hakim olan ideoloji İslam. İslam. O halde Türkiye eğer İslam'a arkasını dönerse bu bölgeyi kontrol etmek veya bu bölgede etkin olmak şansını kaybeder. Şimdi asker diyor ki ben diyor laiklikten vazgeçmedim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Ama bugün bölgenin ideolojisi madem İslam ben ona karşı duramam diyor. Çünkü o da bölge üzerinde daha geniş bir etkinlik sağlamak istiyor. İki, diyor ki eğer Türkiye tek uluslu bir devlet olursa yani geçmişte olduğu gibi hepimiz Türk'üz başka kimseye yoktur dersek sınırlarımızın dışına çıkamayız. Bakın diyorlar şimdi Kürt kimliğini kabul ettik. Kürt kimliğini kabul etmemiz sadece içeride değil dışarıda da etkisini gösterecektir. Bölgedeki diğer Kürtleri Kürt olarak almaktan başka çaremiz yok. Onlara Kürt'ten başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kafkaslara gidiyorlar, Balkanlara gidiyorlar. Bu bir politikadır. Yani diyor ki ideolojimizde değişiklik yapacağız. Bizim ideolojimizde yaptığımız değişikliği geçmişimize ihanet olarak algılamayın.
Geçmişimizin şartları bugün mevcut değil. Onun için yeni bir ideolojinin oluşmasına imkan vereceğiz. Bu Türkiye'nin geleceği için gerekli. Uzlaşma bu mu yani askerler? Uzlaşma budur. Budur. Uzlaşma budur. Yani bir anlamda neo Osmanlıcılık mı? Adına neo Osmanlıcık diyebilirsiniz. Evet, onu da söyleyebilirsiniz. Ama şu var. Türkiye fevkalade sıkıştırılmış bir ülkedir. Potansiyelini kullanamayan bir ülkedir. Kullanamıyor. O da Birinci Dünya Savaşı'nda yenildik, bedel ödedik. Şimdi İkinci Körfez Savaşı'ndan, yani Irak'ın işgalinden önce, yanlış hatırlamıyorsam Robert Fisk yazmıştı. Dedi ki, ya biz Osmanlı Devleti'ni boşu boşuna yıkmışız. Osmanlı eğer var olsaydı hiçbir sorun olmazdı bölgede. İşte Osmanlı yıkıldığından beri Kudüs'te sorunlarımız bitmiyor. Bugün İsrail olan yerde sorunlarımız bitmiyor. Filistin'de sorunlarımız bitmiyor. Bağdat'ta sorunlarımız bitmiyor. Ne zaman ki Osmanlı yıkıldı, biz burada başımıza bela aldık. Keşke Osmanlı'yı yıkmasaydık diye. Yanlış hatırlamıyorsam Robert Fisk'in bir yazısı vardı. Evet. Siz o yazının bir politikaya işaret ettiğini söylüyorsunuz. Evet. Bu Amerika tarafından, Amerikalıların. Yani Amerika'ya bölgede Türkiye'ye çok büyük bir ara alanda güç mü vehmediyor? Vehmediyor. Burada da kendi çıkarını koruyor aslında. Diyor ki, bu bölgede ben kendi askerlerimle duramam. Çünkü büyük bir Amerikan aleyhtarlığı var. Geçmişte olmasa yeniden olacak. Çünkü bir işgal gücü. O halde diyor, ben kuvvetlerimi çekeceğim. Peki geride ne kalacak? İsrail düşmandır. İsrail ittifak yapamaz. İttifak sadece düşman yaratır Amerika'ya. Evet. Siz İsrail'le bölgeyi kontrol ederseniz bütün bölge Amerika'ya da düşman olur. Hepsine de düşman olur. O halde diyor ki, bölgede benimle ittifak yapacak, bölgeye hitap edebilecek bir güce ihtiyacım var diyor. Onun için iki alternatif var. Birisi İran, birisi Türkiye. Şimdi o büyük politikaya tekrar döneriz. Daha vaktimiz var. Saat 9'a çeyrek var daha. Bir saatte vaktimiz var. Ona döneriz. Ben tekrar bu Tuncay Güney'e dönmek istiyorum. Evet. Tuncay Güney enteresan bir şey söyledi sizle ilgili. Dedi ki, Mahir Kaynak o dönemde eğer MIT'le bağlantısı ortaya çıkmasaydı bugün solun başında olacaktı. Ancak ortaya çıkınca solun başına geçme projesi hayata geçmedi ve Deniz Baykal geçti. Ancak Deniz Baykal da gizlidir ama MIT ajanıdır dedi. Şimdi Türkiye'de dedi, herkesi karalamak için bir MIT ajanı lafı söylenir. Benim için bile diyenler oldu. Böyle bir Türkiye'de Uğur Mumcu için de derlerdi. Herkes için derler Türkiye'de. Siz ne düşünüyorsunuz Tuncay Güney'in bu söyledikleri hakkında? Efendim, hakikaten böyle bir proje var mı sizle ilgili? Yani hayır, solun başına mı geçecek? Evvela şunu söyleyeyim efendim. MIT ajanlığının Türkiye'de küçük ve kötü görülmesi aslında bir yabancı operasyondur. Yani böylece Türkiye'nin istihbaratı aslında iyiliş edilmiştir. Hı hı. Bakınız, Rusya'da Putin hakimdir ve istihbaratçıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Baba Bush vardır, istihbaratçıdır. Şeyin başındaydı ya, şeyin başındaydı. Evet, şeyin başındaydı. Şimdi onun için söylüyorum. Sadece Türkiye'de istihbaratçılık kötü bir meslek veya itibarsız bir kişi olursunuz. Kötü bir meslekten öte. O bakımdan evvela bunu söyleyeyim. Şimdi benim için böyle bir teklif yoktu ama ben gençliğimde aktif ve kendisinden bir şeyler beklenen bir insandım. Fakat MIT beni ajan olarak olduğumu deşifre edince Türkiye'de de zaten MIT mensuplarına yönelik olumsuz bir hava olduğu için ben bu olumsuzlukların hepsini sırtladım. Ve ondan sonra efendim devlet bana hiçbir kademe veremedi. Veremedi. Hiçbir yerde seçilemedim. Muhtar bile olamadım. Evet. Ama o zaman bazı kişiler benden böyle bir gelecek beklemiş olabilirler. Ben değil. Peki Deniz Baykal'la ilgili iddiası? Deniz Baykal'la ilgili iddiasına katılmıyorum. Yani katılmıyorum. Öyle midir değil mi de bilmiyorum. Yani sadece bilmiyorum diyebilirim. Ama şunu söylüyorum. Olsa ne olurdu acaba? Niye onun için bir nakisi olsun, eksiklik olsun? Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmak neden kötü olsun? Bakın çok önemli bir şey var. Türkiye'de yabancıların casusuyla buna karşı koyan Türk istihbaratçısı aynı düzeydedir. Böyle şey dünyada görülmüş. Yoktur. Evet. Bir tek Türkiye'de vardır. Yani yabancı casuslar bizim istihbaratçımızı eşit kabul eder. Hatta yabancı casusu daha bile onu över. Makbul. Makbul, evet. Onların romanları. Onlar James Bond'tur çünkü. Evet, James Bond, onların romanları. Bu çok büyük bir şey. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Kolay kolay değişecek gibi durmuyor. Evet. Ama dediğiniz gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle
baktığınız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gelen başkanların tamamının bir şekilde istihbarat örgütü bağlantısı var. Kimi neydi bunların bir OSS vardı. OSS var. Kimi OSS kökenlidir. Evet. Kimisi CIA'de üst veya orta kademe görev almıştır. Rusya'da da öyledir. Rusya'da da öyledir, evet. Çok sorular geliyorsa bir yandan onlara da bakıyorum ama peki Tuncay Güney ile ilgili bu TRT programından sonra devletin üst kademelerinden de bir takım itirazlar geldi. Hükümet tarafından gelmedi ama mesela köşkten bir itiraz geldi. Yani köşk bu işi bu kadar sulandırmayın diyerek neredeyse yani Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül neredeyse TRT'ye fırça attı. Bu ilk. Yani Abdullah Gül'ün böyle bir şey yapması mevzu bahis değildi. Abdullah Gül başından beri Ergenekon'la ilgili aleyhte bir tutum sergilemedi. Hep o da destekler göründü Ergenekon soruşturmasını. Bir ilkti yani. İlk kez ne yapıyorsunuz noktasına geldi. Dedi ki dün de bir yemekteyiz programı düzenlendi Çankaya Köşkü'nde ve yemek yediler beraber. Çeşitli erkekleri bir araya getirdi. Siz Abdullah Gül'ün bu çıkışını neye bağlıyorsunuz? Çünkü hükümetten böyle bir ses gelmedi. Hükümetten böyle bir ses gelmedi. Ön aldı yani onu. Kamuoyunda çok olumsuz bir imajı olduğu için Tuncay Güney'in bunun şeyini ona karşı olmanın ödülünü kendisi almak istedi. Evvela şunu söylüyorum. Bizde de medyada ve TRT'de çok büyük bir hata var. O da şu. Tuncay Güney Ergenekon'a karşı bir hava sergiledi. O zaman Ergenekon'a karşı olanlar mal bulmuş muharebi gibi buna sarıldılar. Son derece yanlış. Son derece yanlış bir şey. Efendim o yabancıların bir operasyonudur. Siz aynı zamanda o operasyonu da meşru hale getiriyorsunuz. Ben şunu söyledim. Bu Tuncay Güney getiriyor. Koskoca bir Ergenekon operasyonunu yönlendiriyor. İstediği istikamette. Ama başından böyle değil mi? Yani baktığınız zaman bütün operasyon Tuncay Güney'in 2001 yılında kendisine sorulmadan vermiş olduğu bir ifade. Tuncay Güney otomobil kaçakçılığından gözaltına alınıyor. Gözaltındayken ben size bir başka bir şey anlatayım diye Ergenekon'u açıklıyor. Ergenekon belgeleri giriyor. Bu belgeler 6 sene gizli kalıyor. 6 sene sonra ortaya dökülüyor. Tuncay Güney bir numaralı iddia sahibi. Ancak baktığınız zaman tanık veya sanık olarak iddianamede yer almıyor. İddianame okudunuz mu bu arada? Evet. Var mı Tuncay Güney? Yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ancak Sayın Adalet Bakanı hem tanık hem sanık dedi. Ben iddianamede göremiyorum adamı. Evet. Yok, şunu söyleyeyim. Onun sözüyle başlamadı. Başladı, o saradan dahil oldu. Bu dediğiniz gibi onun ifadesi de daha sonra girdi. Yani eğer onun sözleri üzerine başlasaydı 6 sene evvel başlardı. Evet. Demek ki o sonradan girdi. Bir takım çevre... Ama o ifade o zaman alınmış. Alınmış ama daha sonra kullandılar onu. Ben onu söylemedim. Daha sonra kullandılar. Alınmış bir genel durmuş sonra genel... birden kullanıldı. İşte o söylüyorum. Böyle bir zatın, böyle bir kişinin şeyleri hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Niçin? Çünkü şunu söylüyorum, o bir istihbarat elemanıdır. Ve Türkiye'nin bir istihbarat elemanı değildir. Zaten kendisi söylüyor, 007 benim yanımda solda 0 kalır. Evet, öyle diyor. Öyle diyor. Gemisman 0 kalır. Ama onu şaka olsaydı söyledi galiba. Her neyse. Ama bir istihbaratçı olduğu hem görünüşünden anlaşılıyor. Çok enteresan bir şey söylüyor mesela. Bazı yerde genelde ben diye diyor. Sonra biz diyor mesela. Evet. Çok ilgimi çekti o benim dinlerken. Biz diyor. Biz diyor, evet. Servis yaparız diyor. Evet. Onları da ortaya sızdırırız falan diyor. O çok işte doğruyu söylüyor orada biz diyor. Çünkü yaptığı şey bir örgüt adına, bir istihbarat servisi adına yapılmış şeylerdi, sözlerdi. Peki mesela niçin bu kişinin ifadesine Türkiye Cumhuriyeti başvurmak gibi bir yola gitmiyor? Yanlış. Başvurmak da yanlıştır. Yanlış mıdır? Tamamen. Onu yok sayacaksınız. Tuncay Güney'i yok saymak. Yok sayacaksınız. Çünkü o bir müdahildir. Bir başka güç adına müdahale etmektir. Yok. Soruşturmayı yönlendirmek için. Evet, yönlendirmek için. Yok sayacaksınız. Kimin lehine, kimin aleyhine olursa olsun. Hiç yok. Doğru olan budur. Yani savcılara tavsiyeniz herhalde bu. Peki çok konuşacağımız konular var. Şimdi sorular soruyorlar. Sorularda diyorlar ki Sayın Kaynak Türk ordusunun laiklikten vazgeçtiğini ve ılımlı sistem projesine dahil olduğunu söyledi. Doğru. Hayır efendim öyle söylemedim. Sadece şunu söyledim. Arkasını dönmeyecek dedim. Ve ideolojisinden de vazgeçmek anlamına gelmez bu dedim. İdeolojisinden vazgeçmek anlamına gelmez. Bu hiçbir şey değil. Sadece İslam karşıtı bir görünüm sergilemeyecek. Ha. O kadar. Peki yine ordudan söz açılmışken şimdi bir darbe teşebbüsü. Ergenekon'un tamamını değil ama bir kanadına yüklenen en önemli şey bu darbe teşebbüsü. Bir kısmı darbeye zemin hazırlamak için Türkiye'de bir kargaşa ortamı yaratıyorlar. Diğer bir kısmı silahlı kuvvetler içerisinde kimi emekli, kimi subay
bunu darbeyi tasarlıyorlar, darbe olacak. Fakat siz diyorsunuz ki Ergenekon Amerika tasfiye ettiriyor. Şimdi Türkiye'de biliniyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde Amerikasız darbe olmamış. Nasıl olacak? Tasfiye ediyor işte, bu darbeyi engelliyor. Demek ki darbe olmayacakmış aslında. Olmayacak, evet. Darbe olmayacak, sadece bu... Zaten olmayacakmış ama Amerika izin vermeden bir darbe yapılamaz. Yapılamaz. Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Hadi darbeyi yaptınız diyelim. Beyler yaptınız darbeyi. Türk ekonomisi nasıl yönetecek? Gitti, battı. Battı. İki gün sonra ekmek bulamayacak halk. Ve ondan sonra giden daha güçlü gelecek. Bakın, şimdi burada Ergenekon'un tasfiyesinin çok önemli bir şeyi var, sonucu var. Onu kimse farkında değil. Eğer Türkiye'de bir İslam devleti kurmak isteselerdi, Ergenekon'a darbe yaptırırlardı. Evet. Kesin. Darbe yaptı. O bir aksiyondur. Bir reaksiyon ne? Hemen halk buna karşı çıkacaktı, değil mi efendim? Evet. Çünkü halkın çok önemli bir kısmı bu darbeye karşı. Güneydoğu Anadolu'da efendim ne DTP ne AK Parti bu hareketi desteklemezdi. İkisi birden Güneydoğu'yu da kaybederdi. Türkiye bölünürdü. Türkiye bölünürdü. Evet. Ve buna reaksiyon olarak İslamcı bir reaksiyonun doğması da son derece doğaldı. Evet. O zaman İslamcı kanat gerçekten şey yaparak bir ihtilal demesek bile ihtilale bir reaksiyon olarak gelir, renkli devrimler gibi Türkiye'yi gelir yani yönetirdi. İlk seçimde hem doğrudan doğruya Türkiye İslamcı bir kanat giderdi. Bizde zaten süreç öyledir bilirsiniz. Askerler darbe yapar, Türkiye kazanır. Arkasından biz seçim yaparız, gene Türkiye kazanır. Gene kazanır. Hiç kaybetmeyiz. Bir seferinde Türkiye'yi kurtarırız, öbür zaman demokrasiyi kurtarırız. Her ikisi de çok kahramandır bizde. Yapan da onu indirendi. Evet. İlginçtir. Evet. Kısa bir ara vereceğim Mahir Bey. Reklamlar için sonrasında tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Değerli kısa bir reklam arası. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Kaynak, bu Ergenekon konusunda benim kafam çok karışık. Halkın da öyle herhalde. Evet. İlk defa bir meseleyi nasıl ele almam gerektiği konusunda fikir sahibi olamıyorum. Bir yandan vicdanımın bir bölümü bu konuların çok aydınlanmasını söylüyor. Yani bu doğrudur bu iş. Şimdi önemli bir bölümü doğrudur diyor. Diğer taraftan bakıyorum, bazı akılla bağdaşmayan unsurlar var. Siyasi olarak yerine oturtamadığım unsurlar var. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu işten büyük darbeler alması mümkün. Mesela iddia dava dosyasının bir yerinde incelediniz mi bilmiyorum detaylı. Ben baktığım zaman şunu görüyorum. PKK, Türkiye'nin son 25 yılına damga vurmuş, Türkiye'yi neredeyse batma noktasına getirmiş bir örgüt. Binlerce insanın canına mal olmuş bir örgüt. Hizbullah, DHKPC gibi örgütlerin neredeyse devlet tarafından kurulduğu, yönlendirildiği iddia ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte o zaman Türkiye'nin yakın tarihini komple elden geçirmek lazım baktığınız zaman. Bütün davalar düşer. Abdullah Öcalan'ı o zaman hapisten çıkarmak lazım. Devlet görevlisi oluyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Hayır, öyle bir şey olmaz. Yalnız şunu söyleyeyim. PKK olayının ele alınış tarzı yanlıştır. Yani bir defa doğru dürüst analiz yapılmadı. PKK hareketi nedir ve bununla nasıl mücadele edilir sorusuna ciddi bir cevap verilemedi efendim. Orada bir hata var. Devlet bir takım yollara başvurdu. Yani mesela Hizbullah çok gereksizdi. Ta başında söyleyeyim. Şimdi mesela Hizbullah'ı kurduran Teoman Koman olduğu hep söylenir, hep konuşulur. Bununla ilgili emareler de vardır. Teoman Koman'la ilgili hiçbir ifadesine başvurulmadı, hiç konuşulmadı. Yani bu olayla uzak yakın alakası olmayacak kişiler, olmayacağı düşünülen kişiler değil, olmayacak demeyeyim. Gözaltına alındı, ifadesine başvuruldu. Teoman Koman'a hiç kimse bir soru bile sormadı. Eğer öyleyse niye sorulmadı? Peki bakın, bunu anlamak için şöyle bir şey yapayım. Orada bir özeltim vardı, poliste yetişmiş değil mi efendim? Evet. Bunlar son derece başarılıydı esas itibariyle. Günün birinde onları karakola verdiler ve ellerindeki ağır silahları da aldılar. Neden? Çünkü oradaki özeltim sadece PKK ile mücadele etmiyordu. Biraz evvel dedi ki Susurluk Çetesi, o Susurlu çetesinin vurucu gücü haline gelmiş. İşte, evet. Yani bizim mücadelemiz PKK ile değildi. PKK'yı vesile kabul eden bir takım insanlar iktidar mücadelesi yaptılar. O yüzden dava kaybedildi veya bu kadar uzun sürdü. Biz şu iş mücadeleyi bitirsek, tek bir devlet, tekli bir devlet haline gelebilsek birçok problemi çok kolay çözebiliriz. Biraz bakın söyledim.
şey bile PKK ile mücadele edecek etmesi için kurduğumuz şey özeltim, polis özeltimi rejimin veya asker tarafından kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanıyor. Değil mi? Evet. Problem burada aslında. Herkes zannediyor ki PKK çok riskli, tehlikeli, şunu yapar, bunu yapar. Hiç böyle bir şey değil. Yani ama Türkiye'de yerde çok enteresan bir ülke. Sizin de dediğiniz gibi yani Türkiye'de bütün siyaset hainlik veya ihanet edebiyatı üzerine yapıyor. Evet. Yani kim iktidardaysa ve kim muhalefetliyse muhalefet hep iktidara hain ya da evet, iktidar muhalefeti hain. Hain yani herkes hain memlekette. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Onun için yani biz PKK ile mücadele aslında kendi içimizde de bir mücadele yürüttük. Onu söylemek istiyorum. Mesela şey diyorum ki koruculuk aslında koruculuk meclisi çok gerekli bir şey değildi. O da iç mücadelenin bir parçasıdır. Bakın 100 bin civarında korucu var. 5-6 bin tane PKK'lı var. Değil mi yani? Bu kadar dengesiz bir güce gerek var mıydı? O aslında iç mücadelenin bir parçası. Ben koruculuğu biraz da şey gibi görüyorum. İşsizlik fonu gibi gördüm açıkçası. Yani efendim biz bunu biliyoruz. Bakın ben 1990 yılında şeyle rahmetli Turgut Özal'la görüştüm. Beni bir pazar günü şey köşke çağırdı. İlginç bir tarafı var, onu da anlatayım size. Pazar günü çağırdı ve sonra dedi ki etraftan görmesinler diye pazar günü çağırdım dedi. Sonra da konuşurken radyoyu açtı. Dinlemesinler diye. Cumhurbaşkanı bu. Cumhurbaşkanı. Evet. Türkiye böyle bir ülke. Bunları bitirmemiz lazım artık. Orada şunu söyledim kendisine. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, bu parayı Diyarbakır'ın sokaklarında dağıtın, rastgele bundan daha iyidir. Oraya bir takım iş geliştirmek için böyle yollar bulunabilir. O sırada bir telefon çaldı, konuştu. Adnan Kahveci ile konuşmuş. Dedi ki bana, Adnan Kahveci de senin gibi düşünüyor dedi. Oraya dedi 60 bin yeni kadro almış dedi. Yani bizim söylediğimiz şey şuydu. Orada bir fakirlik var, oraya bir para enjekte etmek lazım. Ama o kanalda yapmayın. O kanalda yaptığınız zaman şunu söyledim rahmetli Turgut Bey'e. Dedim ki bir kişi korucu, elinde silahı var, elinde silahı var, cebinde parası var. Yanındaki adam korucu değil. Parası yok, silahı yok. Bu da PKK'lı olur dedim. Mecbur dedim. Öyle oldu. Evet, mecbur dedim. Siz bir korucu yaparsınız, öbür PKK'lı olmaya mecbur kalır. Can güvenliği için. Çünkü adam getiriyor, vuruyor onu. PKK'lıydı. Neresinden anlayacaksınız PKK'lı olmadığını? Değil Hatay'dı mi? Yani. Şimdi yine, çok büyük Hatay'dı. Şimdi bu sistemin tasfiyesine karar verilmişti ama şimdi yine galiba yeni korucular alıyorlarmış galiba. İşte ben şunu söylüyorum. Yani orada insanlara para verilmesine karşı değilim. Ama silah karşılığı para vermeyin. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri veya polis bu işi kendi üzerine almalıdır ve böyle paramiliter yapılar son derece yanlıştır. Ben onu söylüyorum. Peki yine bu Ergenekon meselesi. Şimdi Ergenekon'un tarihçesine baktığınız zaman savcı iddianamede Ergenekon'u Muğ kıtasına kadar, Agarta'ya kadar götürdü. Agarta'da hepimizin bildiği mitolojik bir hikaye. Bir miktar palavra. Hitler bile zamanında buna inanmış. Fakat yine de baktığınız zaman somut verilerle baktığınız zaman da yine Ergenekon en az bir 40-45 senelik. Yani daha doğrusu 1960 sonrasındaki dönemin içerisinde var olmuş gibi duruyor. Eğer söylenenler doğruysa, iddialar doğruysa. Size göre ne zamandır Ergenekon yapılanmasının kuruluşu? Ergenekon hakikaten eski Gladio'nun Amerika ile ters düşmüş hali midir? Ya da NATO kontrolüne dışına çıkmış hali midir? Yoksa Amerikan Gladio'su yeni bir Gladio, yeni bir şey oluşturup eskisini mi tasfiye ediyor? Nedir? Nedir? Ne zamana gider? Efendim şimdi ben başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu özel harpti Türkiye'de. Dairesi. Sonra özel kuvvetler oldu. Ben bunun aslında iç politikada kullanacağını tahmin ediyordum. Yani Sovyetlerin Türkiye işgali söz konusu değildi. Herkes öyle bir şey zannediyor. Yok böyle bir şey. O sadece şehir ülkede, İtalya'da da öyle, o ülkeyi kontrol altına almak için yapılmış şeylerdir, yapılardır esas itibariyle. Bu da 70'te, 71'de kullanıldı, 80'de kullanıldı, belirli ölçülerde kullanıldı bunlar. Şimdi sonradan iki ihtimal var. Bu ya Amerikan kontrolünden çıkmıştır ya da Amerika tarafından başka bir yerleşte kullanılmakta. İki ihtimal var. Bana göre şöyle. Onun arta kalanlarını Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra o örgütün üzerine başka bir güç oturdu.
Onun için bir çelişkiyle karşı karşıya. Yani geçmişten Ergenekon'dan şikayet edenler, o bana eziyet etti diyenler şimdi Ergenekon'un içinde. Neden? Oranın mevcut yapının kalıntılarının üzerine başka bir güç oturdu. Olay bu. Ergenekon sahip değiştirdi. Evet, sahip değiştirdi. Ve şimdiki mevcut iktidarda bu yeni sahiple uzlaşamıyor. Uzlaşamıyor. Amerika'da uzlaşamıyor. Amerika'da uzlaşamıyor. Silahlı kuvvetlerde bu böyle bir darbenin Türkiye'yi nereye götüreceğini aşağı yukarı biliyor. Diyor ki böyle bir darbe Türkiye'de bir, kesin olarak söylüyorum. Bölünme. Bugün bölünür. İkincisi ekonomik açıdan büyük bir sefaletin içine düşer ve sonra tamamen bugün reddettiğimiz herhangi bir ideolojiye sahip iktidar gelir oturur. Bu böyledir. Fakat mesela Yener Yermez'in şeyi öldürmesi bile, neydi iş adamı? Üzeyir Gari'yi öldürmesi bile Ergenekon'a bağlanmaya başladı. Şimdi her şey ve herkes Ergenekon'a bağlanıyor. Bu normal. Hayır efendim, yanlış. Kesinlikle yanlış. Üzeyir Gari öldürüldüğünde ben Yener Yermez'in katil olmadığını söyledim. Dedim ki orada tamamen örtme operasyonudur. Şöyle söyledim. Peki Üzeyir Gari kim, niye öldürdü? Peki şöyle söyleyeyim. Dedim ki Üzeyir Gari korumayı bilen bir insandır. Arabası zırhlıydı. Arabası zırhlı olan bir adam mezarlığa gidip de elini kolunu sallayarak dolaşmaz. Değil mi efendim? Tabii ki. Evet. Şöyle söyledim. Orada bir buluşma vardı. Bu buluşmada güvenliği karşı taraf sağlayacaktı. Buluşmada güvenliği sağlayan karşı tarafın adamları tarafından öldürüldü. Tuzağa düşürüldü. Bu buluşma neyle ilgili olabilir? Bu tamamen Yahudi politikası ile ilgili. O gün de söyledim onu, analiz ettim. Dedim ki Üzeyir Gari Yahudi devletinin desteklenmesi yerine Yahudilerin bulundukları ülkelerde güç sahibi olmasını istiyordu. Yani diyordu ki biz gelip burada İsrail temsilcisi olmayacağız. Olmayacağız ama bulunduğumuz ülkede etkin hale geleceğiz. Onu savunan bir insandı. Hatta şunu söylemişti. Ya neden suyu İsrail'e götürüyor, Türkiye'nin suyunu? İsrail, Türkiye suyun olduğu yere gelin diye de bir söz söylemişti. Onun için Sharon ekibiyle ters düşüyordu. O yani bu Mossad işi midir yani bu iş? Ben öyle görüyorum. Zaten bazı internet sitelerinde de böyle şey söylendi. Mossad tarafından bertaraf edildi. Şöyle, yani kendi iç çatışmalarının ürünü. Yoksa bakın ciddi bir politik neden yok. Yener Yermez diye bir adam tanımadığı birini görüyor orada. Yahudi olduğunu nasıl anlamış onu da bilmiyorum. Niye öldürdüğü belli. Hiçbir şey. Niye öldürdüğünü bilmiyorum. Yahudi olduğunu nereden bilmiyor? Mezarlıkta Yahudi ne gezer? Müslüman mezarlığında. Bir de yani orada mesela masonik bağlantılardan bahsediliyor. İşte Üzeyir Gari giderken demiş ki bir dul kadına yardım etmeye gidiyordum. Demiş falan böyle yani öyle bir... Ya işte şimdi çıkacak ortaya yani edecekler zaten o çocuk da daha sonra söyledi. Ben öldürmedim dedi. Ortaya çıkacak bundan sonra. Ben de o zaman bu analizi yaptım. Yani aslında Üzeyir Gari bir faili meçhuldür. Fail icat edilmiş fail. İcat edilmiş bir faildir ve böyle... basit bir nedenle öldürülmüş bir kişi değil. Sokakta o anda aklına gelmiş, o anda öldürmüş adam. Bir de enteresan gidiyor, bıçak alıyor, geri geliyor geri falan. Geliyor, şeyde orada bekliyor, üzeri geliyor, bıçak alsın, beni öldürsün falan diye. Çok acayip bir işti zaten. Evet, öyle. Başından sonuna. Bir şey merak ediyorum şimdi. Yine bu dönemde başka cinayetler işlendi. Bir tanesi Hrant Dink cinayeti. Türkiye'ye ciddi fatura. Bir diğeri bu Zirve Kitabevi'ndeki inanılmaz olay. Hadi Zirve Kitabevi'ndekini bir kenara bırakırsak. Hrant Dink cinayetinde inanılmaz bir ihmaller zinciri var. Evet. Ben o dönem Sabah Gazetesi'nin başındaydım ve bu konuda en fazla ve en doğru yayını biz yapmıştık o dönemde. Daha sonrasında bunlar ortadan kalktı. Bunu takip eden çok iyi bir ekibimiz vardı. Ve katilin o gün Samaslı olduğunu biz emniyetle neredeyse paralel öğrendik. Yani ben İstanbul valisini arayıp da cinayet işleyen o gün Samas mı dediğimde vali fenalık geçirdi. Bunu nereden öğrendiniz dedi. Bizim muhabir arkadaşımızlar bir konuyu öğrenmişlerdi. Trabzon'dan öğrenmişlerdi. Herkesin bildiği bir işti. Fakat o dönem Trabzon Emniyet Müdürü olan ve bütün bu konuları bilen kişi daha sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirdi. Sayın Ramazan Akyürek. Ve birdenbire orada polisin, çünkü Erhan Tunci'nin bir polis istihbaratçısı olduğunu, daha doğrusu polis istihbaratına çalışan birisi olduğunu ilk ben yazdım. Kimse bilmiyordu. Erhan Tüncel diye birisi var. Büyük abi diye birisi var deniyordu. Bunun emniyet görevlisi olduğunu, emniyete çalışan bir muhbir olduğunu kimse bilmiyordu. Ben Sabah Gazetesi'nde köşemde yazdıktan sonra olay ortaya çıktı. Sonra birdenbire o iş
polisle alakası kesilip jandarmanın üstüne yıkılmaya çalışıldı. Orada ne düşünüyorsunuz? Evet, orada jandarmayla zaten şey fotoğraf falan da çekildi. Polisle de neyse. Şunu söylüyorum. Orada Türkiye aleyhine bir tavırdır. Yani Türkiye'nin bakın yabancılara karşı Ermeni yahut hoşgörüsüz olduğunu. Hoşgörüsüz olduğu. Bu Türkiye'nin bakın biraz evvel ifade ettiğim dünyaya açılma politikasına ne kadar ters değil mi efendim? Evet. Demek ki bunu dışarıdaki güçler bu analizi yapıyorlar. Türkiye için nasıl bir gelecek olduğunu onlar biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Türkiye için bölgeye açılma politikası var. Bu engelleniyor. Neden? Türkiye yabancılara düşman. Şeye düşman. Türkiye Türkler kendi ırklarından olmayanlarla geçinemezler. Irk ve inançları. Irk ve inançları farklı olanlar düşmandırlar. O imaj verilmek istedi. Onun için, bu Amerika'nın Türkiye'ye biçtiği rolü aykırı olsun. Aykırı. Peki kim biçiyor bu rolü Türkiye'ye? Şimdi oturup kimseye itham etmeyelim ama Amerika'nın bu rolüne karşı çıkan Avrupa ülkeleri var. Çünkü Türkiye'nin böyle bir güç olması aynı zamanda Avrupa'nın gücüne bir alternatiftir. Değil mi efendim? Avrupa ikinci plana düşer. Hele Orta Doğu'ya giremezken. Değil mi? Enerji kaynakları tamamen Orta Doğu ve Rusya tarafından kontrol ediyor. Pazarları öyle. Askeri gücü yok. Burada oluşan bir güç Avrupa'yı frenler. Onlar da bunu istemezler. Yani şunu söyleyeyim. Ben Avrupalı olsam Türkiye'nin böyle bir güç sahibi olmasına kesinlikle razı olmam. Peki. Şimdi burada o zaman akla başka bir soru geliyor. Evet. Siz diyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bölgesel bir güç, bölgenin büyük abisi yapmak istiyor. Evet. Anladığım kadarıyla imanınızdan, yani söylediğinizden ortaya çıkan sonuç bu. Bununla ilgili birkaç sorum da olacak ama şimdi bu yine hemen üstünden geçip sonra asıl tarafa döneceğim. Burada Fethullah Gülen cemaati nerede? Niye soruyorum bunu? Gerçi siz Fethullah Gülen cemaatine ait bir televizyonda program yapıyorsunuz ama Fethullahçı evet. değilsiniz bildiğim evet. kadarıyla. O cemaat mensubu değilsiniz. O yüzden daha rahat soruyorum. Evet. Fethullah Gülen cemaati bu işin neresi? Çünkü Ergenekon davasını en radikal şekilde takip eden, yani en uç noktalara takip eden ve davanın zaman zaman önüne geçen bir takım bulgular yayınlayan, bir takım ithamlar yayınlayan gazeteler Gülen cemaatine yakın gazeteler. Gülen cemaati bu işin neresinde? Gülen cemaati Amerika ile beraber bu rolü ne olduğunu bilip ona göre hareket eden bir yapılanma mı? Ya da Amerika Gülen cemaatine bu yapılanma içerisinde bir rol mü biçti? Efendim şimdi bir değerlendirme yapmayayım ama şunu söyleyebilirim. Bir paralellik var. Değil mi? Evet, bir paralellik var. Evet. Paralelliği tespit edebiliriz. Bu Amerika'nın verdiği rol müdür? Olmayabilir. Türkiye'de bir güç de, birileri de bu rol, bize biçilen rol iyidir der. Değil mi? Kendi başına yapmış da olabilir. Onun için bir değerlendirme yapmadan paralelliğe işaret edeceğiz. Bir başka noktaya daha işaret edeceğiz. Türkiye o cemaat eliyle Afrika'ya açılmaktadır. Evet. Ne işimiz var Afrika'da? Şimdi başbakan en önemli kritik ziyaretlerini son dönemde genellikle Afrika'ya yaptı. Evet. Cumhurbaşkanı da gitti. Afrika'nın önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli oyun alanlarından biri olduğunu, şu anda Rusya ile Avrupa'nın ve Amerika'nın Afrika'yı çok ciddi bir çatışma alanı haline getirdikleri kendi çıkarlarından biliniyor. Ve Türkiye'de son dönemde en fazla ziyaret ettiğimiz, en fazla iş yapmaya kalkıştığımız, iş adamlarımızı gönderdiğimiz, siyasetçilerimizin gidip geldikleri bir yer haline geldi. Biz hep bunu sorduk. Ne işimiz var Afrika'da? Evet, bizim stratejik ilgi alanımızın dışında uzanamayız oraya kadar değil mi? Ama Osmanlı uzanmış. Osmanlı uzanmış ama şu andaki gücüyle şey edemeyiz. Yani uzanamayız. Bir müttefike ihtiyacımız var oraya uzanmak için. Şimdi bakınız Obama'nın seçiminde de şunu söyledim ben. Dedim ki bakın Obama tam bir Afrika. Yarı Müslüman, yarı Hristiyan. Yarı siyah, yarı beyaz. Afrika da öyledir. Bu Obama'nın seçilmesi aslında Afrika'ya mesajdır. Nitekim Obama şeyde mesajını Afrika'ya da verdi. İlk konuşmasında. Onun için sizin dediğiniz doğru. Önümüzdeki dönemin hedefi Afrika üzerindeki egemenlik kurmaktır. Bunun bir yanında da biz varız. Amerika ile beraber miyiz orada? Politikalarımızda bir paralellik var efendim. Peki o zaman birkaç konu daha var soracağım size. İçinden çıkamadığım, algıladığım ama algılayamadığım birkaç şey. Şimdi Türkiye bölgesel liderliği oynuyor. Bölgesel liderliği oynarken de işte bir takım çıkışlar yapıyor, bir takım girişimler de bulunuyor ve bölgede etkisini arttırmaya çalışıyor. Bakıyoruz ki bu etkide zaman zaman bir artış oluyor fakat zaman zaman gerileme oluyor. Ama genelde gücümüz toplumsal, yani siyasal bazda henüz olmasa bile sosyal bazda Türkiye bölgede güçlendi İslam aleminde.
Tayyip Erdoğan'ın politikaları, evet, kişiliği, çıkışları sayesinde. Doğru mudur, yanlış mıdır, zararı var, onu konuşuruz. Fakat enteresan bir şey var. Şimdi 2004 yılı yanlış hatırlamıyorsam, yok 2005 yılının Mart ayıydı. Başbakan size dediğiniz gibi Afrika gezisi yaptı. Önce şeye gitti, Nairobi'ye gitti. Nairobi biliyorsunuz Avrupa'nın Cenevresidir. Evet. Bütün Birleşmiş Milletler falan filan, evet, hepsi orada. Oraya gitti, görüşmeler yaptı. Oradan döndü şeye gitti. Güney Afrika'ya gitti. Orada görüşmeler yaptı. Ben dedim ki ne işimiz orada Sayın Başbakan dedim. Dedi ki güvenlik konseyine gireceğiz. Girmek için buralarda görüşmeler yapıyoruz. Oy topluyoruz. İşte orada Türkiye'nin bir takım temsilcilikleri, ticaret temsilcilikleri açıldı. Fakat aynı günlerde Londra'da Tony Blair bir toplantı düzenledi. Orta Doğu Konferansı diye. Ve Orta Doğu'da kim varsa, Irak, şusu, busu falan filan, kim varsa Orta Doğu ülkelerinden hepsi bu konferansa davetliydi. Bir tek ülke hariç. Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü ülkesi olarak görülen Türkiye, Blair, Tony Blair tarafından düzenlenen bu konferansa, ki Tony Blair, Başbakan Erdoğan'la yakınlardı, birbirine Tony Tayyip diyecek kadar yakınlardı. Tony Blair bu toplantıya Türkiye'yi davet etmedi. Dahasını söyleyeyim size. Ben başbakana biz bu toplantıya niye davet ediyoruz dediğim zaman başbakan yanındaki dışişleri görevlisine dönüp öyle bir toplantı mı yapılıyor dedi. Şimdi hani biz abiyiz bölgede, hani büyük ulusuz, İngiltere bunu topluyor, biz çağrılmıyoruz. Hadi onu geçtik. Geçen gün Şarm El Şeyh'te toplandılar. Yine biz yokuz. Evet. Herkes var, biz yokuz. Evet. Fransa var, o var, İngiltere var, herkes var. Türkiye yok. Çok nerede büyük abilik? Çok doğru. Büyük abiliği kim adına yapıyorsunuz? Ya kiminle birlikte yapıyorsunuz? Avrupa Birliği ile birlikte yapamazsınız. Avrupa, biraz evvel size söyledim. Eğer Türkiye bölgede büyük bir güç olursa Avrupa ikinci plana düşer. Yani bunu uzun gelecek için söylüyoruz. Bugünün yarının işi değil. 50 sene, 100 sene. 50 sene, 100 sene. Uzun dönemde bu böyledir. Onun için Avrupa'nın bizi dışlaması son derece doğaldır. Bizim için öngördüğü şey kendi içerisinde biraz daha küçülmüş bir biçimde bir şey, Yunanistan, Macaristan filan gibi bir ülke olmamızdır esas itibariyle. Bakınız Fransa Mısır'la yapıyor bu şeyi. Evet, Mısır'la yapıyor. Mısır'la yapıyor. Ama eskiden Amerika Mısır'la yapardı. Eskiden Amerika. Şimdi fakat dikkat ediniz, Hamas'la da şey dövüşüyor. Mısır dövüşüyor. Mısır'da dövüşüyor. Yani Arap aleminde Mısır şeyini kaybediyor esas itibariyle. Etkinliğini. Amerika Fransa'nın oradaki egemenliğini istemez tabii. Biz Mısır'la rakip hale geldik birdenbire. Değil mi? Bir tarafta biz Türkiye şeyde İslam aleminde büyük bir güç haline geliyor. Büyük bir sempati topla. Öbür tarafta iki tane güç, birisi Mısır, birisi İran. Onlar ikinci plana doğru itiliyor. Mesela şimdi tamam, diyelim ki sizin dediğiniz doğru. Başka bir yere gelmek istiyoruz diye. Hamas. Evet. Şimdi Hamas İsrail'le savaşıyor. İsrail'li insanları öldürüyor. Az sayıda da olsa öldürebilse, belki hepsi öldürecek de teknolojisi yetmediği için az sayıda insan öldürüyor. İsrail'e dönüyor, çok sayıda insanı orada öldürüyor. Hamas'ın İsrail ve Amerika ile bir müthiş çelişkisi var görünen, bizim baktığımız taraftan bakınca. Ve İsrail Hamas'ı yok etmek istiyor. Amerika ile İsrail çok yakın biliyoruz. Hamas İsrail ile savaşıyor. İran'dan ses yok. Arabistan'dan ses yok. Suudi Arabistan'dan ses yok. Ürdün'den ses yok. Lübnan'dan zaten çıkmaz ses. Mısır'dan ses yok. Yani her şeyden önce İran'dan ses yok. Biz bas bas bağırıyoruz. Şimdi biz Amerika ile paralel hareket ediyorsak eğer, Amerika bizim bölgede abiliğimizi istiyorsa, biz İsrail'e çelişiyoruz. İsrail'in Amerikan lobisindeki gücü ortada. Türkiye ile problem yaşayacak İsrail yüzünden. Yani İsrail bize kızıyor. Başbakanla gerilim yaşıyorlar. Yani biz Hamas'ın arkasında durarak Amerika'nın politikasıyla çelişmiyor muyuz? Hayır, şimdi size tam söylediklerinin zıttı bir şey söyleyeceğim. Aferin Türkiye'ye diyor İsrail. Tam benim istediğim gibi. Niye? Çünkü diyor, benim Hamas diye bir derdim yok. Ben bölgede kimin egemen olduğu mücadelesini veriyorum. Bak diyor, bu diyor ki ortada fol yok, yumurta yokken İran esip yağıyordu. İsrail'i ortadan kaldıracağım, varlığına son vereceğim diyordu. Şimdi ben Müslümanları öldürüyorum, sesini çıkaramıyorum. Niye çıkaramıyor peki İran mesela sesini? Çünkü diyorlar ki eğer müdahale edersen geliyoruz diyorlar. Ve ondan kork. Diyor ki tam benim istediğim gibi Türkiye bölgede egemen oluyor. Doğru, şimdi baktığınız zaman Arap ülkelerindeki mitinglerde Tayyip Erdoğan posterleri açıyor. Evet. Tayyip Erdoğan resimleri var. Şimdi neden İsrail bundan rahatsız olsun? Siz şu analizi yaparsanız, İsrail bize kızdı derseniz, o zaman politikayı değil duyguları şey analiz ediyorsunuz. Ben politikaları analiz ediyorum. İsrail memnun mu Türkiye'nin çıkışlarından? Bence çok memnun. Peki Livni niye Türkiye'ye çakıp duruyor?
Canım birbirimize çakacağız. Birbirimize çakmazsak bu bölgede Müslümanlar bizi niye şey etmesin? Bizi niye desteklesin ki? Biz şimdi İsrail'le dost ve kafa tutmayacağız. Ondan sonra Araplar ve Müslümanlar bizi sevecek. Olur mu böyle şey? Ha, o zaman İsrail, Arap aleminin, daha doğrusu Müslüman dünyanın lideri olarak Türkiye olsun ki, İsrail ve Amerika Türkiye olsun ki, Türkiye bunlar içerisinde en uzlaşılabilir, en makul ülkedir. Bunların lideri bu olursa biz İslam alemiyle kavga etmek zorunda kalmayız mı diyorlar? Türkiye kontrol eder bölgeyi. Bunları tabii biraz da işte Avrupa'nın biraz evvel söylediğim gibi etkilerinin sınırlanması, Rusya'nın büyümesine karşı bölgede ikinci bir şey olması, büyük bir güç olması gibi daha büyük boyutlarda düşünmek lazım. Biz oturuyoruz, Hamas çapında düşüyoruz olayı. Hamas çapında düşündüğümüz zaman hiçbir yere varamayız. Bakın o kadar komik ki Hamas getirdi, maytaplar atarmış gibi 3-5 tane roket attı değil mi? Kimseye zararı dokunmadı. Taş atsanız daha çok zarar verir. Daha çok. O da gitti orada bir sürü insan öldürdü. 1300 kişi öldürdü. 1300 kişi öldürdü. İkisinin de sebebi yok. Ama sonuca bakın. Sonuç olarak ne oldu? İran etkisiz kaldı. Mısır etkisiz kaldı. Türkiye ön plana çıktı. Diyorum ki analiz yaptığınız zaman bunları, bu sonuçları analiz etmeniz lazım. Peki o zaman şimdi şunu merak ettim şimdi. Sayın Başbakan, evet, Recep Tayyip Erdoğan bütün bunları bilerek mi yapıyor yani? Bu oyunun ne olduğunu biliyor mu? Biliyor olabilir. Yahut çevresi ona böyle bir tavır sergilemesinin gerektiğini söyleyebilir. Telkin edebilir. Ben tabii Tayyip Bey'in şeyini bilmiyorum yani. Tayyip Bey İsrail ve Amerika ile bu konuda uzlaşmış mıdır yani? Bu oyunun, bu planın ne olduğunu bilerek mi oynuyor? En azından şunu biliyordur. Bu nedenle ona karşı bir hasmane bir tavır takınmayacaklardır. Çünkü şu açıdan soruyorum yani Tayyip Erdoğan en önemli gücü, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli gücü dünyada, dünya yakın siyasetinde böyle olmamış bir şey yaptı. Niye? Evet. Neydi olmamış bir şey? AKP'yi kimler destekliyor Türkiye'de? Türkiye içerisinde karşıt olan gruplara rağmen Türkiye'nin batı yanlısı insanları AKP'ye karşı olmasına rağmen batıda Amerika Birleşik Devletleri AKP'yi destekliyor. Evet. Avrupa Birliği AKP'yi destekliyor. Evet. İsrail AKP'yi destekliyor. Bu evet, olabilecek bir koalisyon. Evet. Fakat enteresan. İran AKP'yi destekliyor. Filistin'deki radikal kanatlar AKP'yi destekliyor. Suriye AKP'yi destekliyor. Irak AKP'yi destekliyor. Şimdi bunları, bu grubu bir araya getirmek ortak payda da imkansız bir şeydi. Evet. AKP bu imkansızı bir şekilde başarmış. Başardı. Şimdi siz diyorsunuz ki bu bir oyun aslında. Evet. Ve AKP bu oyunu çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor ve bir süre sonra bu müttefiklerinden birileri arkasını dönecek. Yani evet, mesela ben son gelişmelere bakarak İsrail ve Amerika'nın AKP'ye sırtını döneceğini düşünüyorum. Ama hayır, siz diyorsunuz ki tam tersi olacak. İran dönebilir, Suriye evet, dönebilir. Evet. Onlar da şunu söylüyorlar. AKP tabanından acaba bize yakın bir takım gruplar oluşturabilir miyiz diyebilirler veya İslamcı gruplardan başkasına yanaşabilirler filan filan. Yani siz Büyük Orta Doğu Projesi'nin yürümekte olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Dünya yeniden şekilleniyor. Diyorum ki dünyanın nasıl şekilleneceği konusunda lütfen bir şey yapın. İleriye dönüp bir kestirme yapın. Nasıl olacak sorusuna cevap arayın. Türkiye ona yerleştirin. Oturup kendinizi efendim bir Hamas sınırları içinde tutarsanız efendim ondan sonra Abbas mı olsunmuş şey mi olsun, meşal mi olsun sorusunun içerisine düşerseniz bu işin içinde çıkamaz. Şimdi benim bir teorim var. Evet. Madem öyle teorilerden ve şeylerden evet, konuşuyoruz, meselelerin stratejik boyutlarından konuşuyoruz. Benim bir teorim var. Ben diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut politikaları Türkiye açısından iki sonuç doğurur. Bir, bu politikalar doğrudur ve başarılıdır. Türkiye coğrafi olarak büyüme dahil olmak üzere bir potansiyele sahiptir. Daha doğrusu şöyle dediğim, AKP politikalarının iki sonucu olabilir. Bir, Türkiye bölünür ve küçülür. İki, Türkiye daha büyük bir coğrafyaya egemen olur. Yani Türkiye'nin mevcut sınırlarının önümüzdeki AKP iktidarda kaldığı ve bu politikaları sürdürdüğü varsayılan hareketle önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye'nin büyüme veya küçülme yönünde hareket edeceğini ama mevcut durumunu, mevcut statükosunu koruyamayacağını düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Efendim mevcut statüyü koruyamayacağız ama ben büyüme istikametinde daha büyük bir şans görüyorum. Mesela size bir soru sorayım efendim. Önümüzdeki günlerde giderek petrol kullanılmanın dışına çıkacak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor ki
büyük otomotiv fabrikaları batıyor. Evet. Ona yardım edeceğiz. Bir şartla. Teknolojini değiştireceksin. Avrupa'da teknoloji değişiyor. Şimdi o zaman bu Arap ülkelerinin, şu zengin Arap ülkelerinin düşeceği durumu söyleyebilir misiniz? Fakir Arap ülkeleri olacak. Ha, hayır. Getirecekler, Türkiye'ye geri verecekler oraları. Al şeyleri. Oranın zenginlerinin de niye Türkiye'ye yatırım yapacaklarının sebebi bu. Diyorlar ki burası bitiyor, yeni vatanımız Türkiye olacaktır. Onun için getiriyorlar birileri, İstanbul başşehir olsun falan gibi, değil mi? Hayaller var. Evet. Bazı hayaller var. Onlar da... Ne Osmanlı izletiyormuş. Evet. Ama bunu bize de şeyden hatırlatan öyle bir eğilim de var. Bir yazı yazdım. Yıl 2018 dedim. Yıl 2018. İngiltere kralı veya kraliçesi Türkiye'ye geliyor. Büyük bir merasim yapılıyor. Ve arka planda Arabistan gözüküyor. İnsanlar deveye binmiş hurma yiyorlar. Size el değmemiş olarak iade ediyoruz Arap ülkelerini diyorlar. Çünkü petrol bitince Arap ülkeleri odur. Deveye binmiş hurma yiyen insanlardır. Bunların zenginleri gelecek arıyorlar. Değil mi? Ama genelde bunu Avrupa'da vermekte arıyorlar. Yani hayır. Amerikan bankalarına, Avrupa şirketlerine. Parayı oraya yatırıyorlardı ama şimdi göreceksiniz yatırımların bir kısmını da Türkiye'ye yatıracaklar. Yani Amerika diyecek ki şu kadarını Türkiye'ye ver, bu kadarını bana ver diyecek. Yani şimdi siz diyorsun ki dünya yeniden şekillendiriliyor. Evet. Bu şekillenmenin şu anki güçlü fonksiyonu ve stratejik planlamasını yapan Amerika. Amerika Türkiye'ye bölgesinde çok büyük bir önem ve güçlü bir rol biçiyor. Türkiye'de bu rolü almaya uygun bir oyun içerisinde. Evet. Ya ben şimdi şunu söyleyeyim. Bunu söylediğim zaman bu Amerikancı derler. Hayır, Amerikancı değilim. Ben ne olacağını kestirmeye çalışıyorum sadece. Ve diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri ihtiyarladı. Çöküyor. Bunun mirasçısı olabilir miyim hevesindeyim efendim. Peki o zaman Amerika böyle yapıyorsa niçin mesela PKK'yı hala destekliyor? Niye Kuzey Irak'ta bir Kürt oluşumuna Türkiye'yi rahatsız etmesine rağmen izin veriyor? Niçin Dağlıca Aktütün basılıyor? Türkiye niye hala böyle ufak ufak olaylar rahatsız ediliyor? Efendim şimdi Kürtler bir devlet kuramazlar. Bu belli oldu. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirse herkes Kürt aleyhtarı olacak. Çünkü bunlar Amerika'nın işbirlikçisi, İsrail'in yandaş olarak anılıyorlar. Evet. O halde bunlar mutlaka bir yere yanaşacaklar ve yanaşacaklar yer de Türkiye. Bugüne kadar şunu yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Kürt kimliğini tanıyın dedi. Tanıdık. Bitti dedi, bitti. Buraya kadardı. Kürt'e Kürt deyin, bitsin bu iş diyor. PKK bundan sonra iş yapmayacak mı? Hayır. Bitecek. Bak PEJAK bıraktı. Yok, bırakmadıklarını açıklamışlar. PEJAK'tan açıklamak yedi, hayır bırakmadık dedi. Ama artık bundan sonra göreceksiniz. Şimdi orada göreceksiniz PKK tasfiye edilecek. Zaten uzun süredir sesleri çıkmıyor. Bir süredir eylem meylem yaptılar. Eylem, evet, bitti. O iş Kürt kimliğinin tanınması. Peki mesela benim şöyle bir teorim vardır yine. Türkiye'ye eklenemez mi Kuzey Irak? Efendim ben de şunu söylüyorum. Hatta bu nedenle... Çünkü baktığınız zaman ırk olarak buraya yakınlar. Öktaşları burada. Evet. Kültür olarak buraya yakınlar. Din olarak buraya yakınlar. Niçin Irak'talar da Türkiye'nin parçası değil? Evet efendim ben de zaten buna benzer bir yazı yazdım, eleştirildim. Dedim ki Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devletine KKTC muamelesi yapalım. Yani Türkiye hiçbir biçimde bölünmesin. Üniter devlet yapısı değişmesin. Ama orada bir devlet kurulsun. Biz KKTC'ye nasıl davranıyorsak öyle davranıyoruz. Bunu ben çünkü, 95'te yazmıştım. Evet. Ben de yeni yazdım. Ve şunu söylüyorum. Diyorum ki onlar bizim soydaşımız. İşte Abdullah Gül de aynı şeyi söylemişti. 2002'de benim de yaptığı bir sohbet Abdullah Gül de aynı şeyi söylemişti. Evet. Peki yine başka bir şey sorayım o zaman. Biraz sonra bitireceğim. Özür dilerim. Çünkü bu program çok ilginç Mahir Bey. Evet. Bu programa gelenlerin bir kısmı Ergenekon'dan içeri gidiyor. Bir kısmı siyasete yukarı çıkıyor. Bu programa gelip de yerinde kan olmuyor. Size hangisi olacak bilmiyorum. Kısmet. Allah esirgesin. Evet. İnşallah Ergenekon, Mergenekon olmaz. Evet. Geçen hafta burada Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Evet. Bugün biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak açıklandı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İstanbul iyi bir seçim geçirecek gördüğüm kadarıyla. Çünkü iki önemli aday var. İyi bir yarış olacak. Kim kazanırsa İstanbul kazansın demekten başka bir şey elimizden gelmez bizim şu aşamada. Onunla ilgili bir bölümümüz olacak programın sonunda. O yüzden son 15 dakikayı Sayın Kılıçdaroğlu'na ayıracağım geçen haftaki programla ilgili olarak. Ama ondan önce sormak istediğim başka bir şey daha vardı. Aklım karıştı lafı uzatınca. Notumu da almıştım ama
Çok özür diliyorum. Bir yere yazdım, nereye yazdım bulmaya çalışıyorum. Şimdi bir saniye, çok özür diliyorum. Abdullah Gül'e şeyi soracaktım. Abdullah Gül'le Başbakan Tayyip Erdoğan. Şimdi bu projede ikisi de aynı düşüncede mi? Yani Türkiye'nin hangi safta yer alması gerektiği konusunda paralel bir fikre sahipler mi, yoksa orada ikisinin düşünceleri ayrı mı? Çünkü aralarında son dönemde bir siyasi ayrışma olduğu izlenimi var. Yani herkes bunu eşlerine yoruyor, ona yoruyor, buna yoruyor, işte Cumhurbaşkanı oldu. Bana öyle geliyor ki sanki başka bir nedenle aralarında bir ayrışma var. Siz burada ne görüyorsunuz? Efendim, ben başından beri ayrışmayı şöyle tanımladım. Dedim ki Sayın Abdullah Gül dünya üzerindeki küresel sermaye ile işbirliği yapmak niyetinde. Çünkü bir küresel sermayenin siyasi bir gücü vardı. Dünyayı neredeyse onları yönlendiriyor. Yönlendiriyorlar. Çok güçlü. Onları yönlendiriyor. Hala güçlü değiller mi? Hayır. Niye değiller? Şu son ekonomik kriz dediğimiz şey aslında küresel sermayenin tasfiyesi operasyonudur. Amerika Birleşik Devletleri tarafından tasfiyesi operasyonudur. Esas gücünü kaybetti. Tayyip Bey ise Amerika'daki ulus devletle yakın ilişkileri veya onların politikasına uygun hareket eden birisi. Putin de öyle. Hı hı. O bakımdan bir farklılık var. Yoksa bireysel şeylere dayanmıyor. Rekabetlere falan dayanmıyor ayrılıkları. Yani birisi ulus devletten, Amerikan ulus devletinin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının ortak olduğu için hareket ediyor. Diğeri ise küresel sermayenin Türkiye'ye entegre olmasını istiyordu. Evet, Türkiye'nin bu yolla zenginleşmesi umuyordu. Küresel sermayenin de geçmişte projesi Avrupa Birliği'ni kontrol etmekti. Onun için de Abdullah Gül Bey Avrupa Birliği'nden yanaydı. Böyle bir farklılık var bence. Ama Tayyip Bey de Avrupa Birliği'nden yana değil miydi? O hazır bir politikaya oturdu Tayyip Bey. Onu savundu. Ama şu anda bakarsanız Avrupa Birliği'ne karşı çok olumlu konuşmuyor. Değişti. Tayyip Bey değişti aslında. Ama sizin söylediğiniz şunu anlıyorum. Yani Türkiye düzgün bir politika mı izliyor? Yani Türkiye ne yaptığını bilerek mi gidiyor? Şu anda düzgün bir politika izliyor. Analizleri bizden farklı yapıyor olabilirler. Onu bilmiyorum. Metotları nedir bilmiyorum ama politika... Mesela ben baktığım zaman sanki Türkiye düzgün bir politika izlemiyormuş gibi geliyor bana. İşte Avrupa Birliği ile ilişkilerde sorunlar var. İsrail ile ilgili çıkışların Türkiye'ye ben fatura edilebileceğini düşünüyorum ama siz o kanalda değilsiniz. İşte ben o zaman diyorum ki Avrupa Birliği olmayacak ki girelim. Avrupa Birliği sırtının dönmesi doğal. Peki bütün bu oyunlar olurken yarı başımızda koskoca Rusya var. Rusya'yı hiçbir zaman oyunun dışına atamazsınız. Yani bu bölgede 600 senedir siyasetin en önemli unsurundan bir tanesi. Evet. Ve Osmanlı'yla cebelleşmiş ve Osmanlı'nın baş edemediği tek güç olmuş bölgede. Evet. Bugün baktığınız zaman doğal kaynakların zenginliği, yeniden yapılanma sürecini tamamlamış olması, borçlarını ödemiş olması, elindeki enerji imkanları, enerji imkanlarının fazlasını kontrol edebilen bağımsız devletler topluluğu üzerindeki egemenliği, şuyu buyu derken Rusya müthiş bir güç. Evet. Siz bu oyunu anlatırken Rusya'yı dediniz ki sanki Rusya yokmuş gibi davrandınız. Hayır. Rusya bu işin neresinde? Rusya olmayacak mı bu oyunda, bu koca oyunda? Bu koca oyunun içerisinde bulunacak. O da şu, Rusya'da böyle bir gücün oluşmasına karşı değil bölgede, Türkiye gibi. Yani o da diyor ki, ben diyor yeni bir rakip istemiyorum Avrupa Birliği olarak diyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya için tehdit değil. Niye? Yani, niye? Askeri tehdit sadece. Fakat Avrupa ekonomik ve sosyal tehdit. Yani Amerika Rusya'yı kontrol edemez ama Avrupa eder. Ve Avrupa onun kıyılarına kadar gelir. Hele bir de Türkiye'yi kontrol ederse Avrupa Orta Asya'ya kadar gider. Ve burada bir uzlaşma var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, denge Rusya ile Amerika arasında kurulsun ve bu askeri denge olsun, nükleer denge olsun. Bir tahterevalli oluşturalım. Bu tahterevalli... Yani soğuk savaşta bile girin dönüyoruz. Bu tahterevallinin istinat noktasında da Türkiye bulunsun. Türkiye bu dengeyi sağlayan, yani hareket etmek suretiyle bu dengeyi devam ettiren güç olsun. Fakat asla Avrupa'yı bir rakip olarak görmek istemiyoruz diyorlar. Peki bu anlattığınızın sonucunda Türkiye bir İslam ülkesi mi olacak? Hayır. Yani bakınız efendim, bizim padişahlarımız halifeydi. İşlerinde çoğu da içki içerdi. Ben bunu söylediğim zaman beni öldürüyorlardı. İçiyormuş. Ben kendim uydurmuyorum. İki tane sadece hepsi içermiş. Yani bu ayrı bir şey. Yani. Ama işte Türkiye'de bir bağnazlık gelişiyor ve mesela biz bunu söylediğimiz zaman, tarihi belgelere dayanarak söylediğimiz zaman bize kızıyor. Şimdi Türkiye'de oluşan bu bağnazlık
AKP'den yüz bularak oluşan bu bağnazlık Türkiye'yi ister istemez bir İslam devletine doğru götürmez mi? Ben İslam devleti olacağını zannetmiyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Kim engelleyecek? AKP mi? Efendim halk engelleyecek. Evvela onu söyleyeyim. Türk halkının öyle bir şeye razı olabileceğini, yönetime razı olabileceğini zannetmiyorum. Ciddi mukavemet olacaktır. Fakat şu anda da ideoloji olarak, bölgedeki ideoloji şeydir, dindir. Biz yeni bir proje yaratmamız lazım. Yani bölgedeki insanları bir arada tutacak yeni bir hedef göstermemiz ve yeni bir ideoloji yaratmamız lazım. Diyorlar ki Mahir Bey'in söyledikleri Şubat 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu'da aynen söylenmişti. Kim kime ilham veriyor? Mahir Bey mi Kurtlar Vadisi'ne, Kurtlar Vadisi mi Mahir Bey'e? Vallahi benim kitaplarımı okuyorlar. Bir de İsrail'den bir yurttaşımız arıyor, diyor ki Şalom diye başlamış. Sayın Altaylı, İsrail'de şu anda yayınınızı izlemekteyim. Sayın Mahir Kaynak Bey'in İsrail ve Orta Doğu hakkındaki görüşlerine katılmıyorum. Hamas diyor. Hamas siyasi bir parti midir yoksa bir terör örgütü müdür? Daha önce bunun tahlilini yapsın, ondan sonra fikir beyan etsin. Arada bilgi olarak bu dünyada hiçbir siyasi parti silahını komşularına füze göndermez. Maytap dediği füzeler 8 yıldan beri İsrail topraklarına fırlatılmakta olup onlarca insanı öldürmüştür. Ben rasyonel analizler yapıyorum, duygusal analiz yapmıyorum. O dost, düşman filan, ben yok öyle bir şey. Peki siz diyorsunuz ki Amerika Türkiye'nin bu oyunu, Amerika ile Türkiye bu oyunu paralel oynuyor ve Türkiye Amerikan Ulus Devleti ile Tayyip Erdoğan, evet. Amerikan Ulus Devleti bu oyunu tezgahladı. Evet. Bilerek veya bilmeyerek, aracılarla veya doğrudan. Şimdi Obama seçildi. Evet. Barack Obama, Amerikan siyasetinde çok büyük değişiklikler olacağının sinyallerini vererek seçildi. Ve ilginçtir. Barack Obama, Başbakan Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar bir randevu vermedi bildiğimiz kadarıyla. Çeşitli girişimler ve çeşitli aracılar olduğunu biliyoruz. Berlusconi bile aracılık etti bu konuda. Barack Obama bir randevu vermedi. Keza Barack Obama seçilir seçilmez, ilk görev gününde kimler arıyor? Filistin, Mısır ve İsrail liderlerini arıyor. Hani biz onların partneriyiz? İzin verin de bu partnerliği dünyaya ilan etmesinler. Yani buna gerek yok. Ben politikalarına bakarım. Jestlere bakmam. Politikalarına bakarım. Obama Amerika'nın bugüne kadar sürdürdüğü politikaları sürdürmek zorundadır. Sürdürecek midir? Sürdürecektir. Mesela evvela dedi ki İran'la iyi ilişkiler kuracağım gibi laflar, evet, söyledi. Ama sonra dedi ki nükleer tehdide karşı mücadele edeceğim dedi. Evet. Evet. Yeni nükleer tehdit kim? İran. Başka yok. Yani şeye bakalım. Ben Amerika'nın Türkiye'ye arkasını döneceğini zannetmiyorum. Herkes bundan şu sonucu çıkarmasın. Biz Amerika'ya çok muhtacız. Sonucunu çıkarmasın. Senelerde söylediğim bir laf var. Tekrar ediyorum. Diyorum ki eğer Amerika Türkiye'yi kaybederse Amerikalılar Atlantik'i turist olarak bile geçemezler. Kime dayanacaklar? Onlar da bize muhtaç. Yani ihtiyaç karşılıklı. Tabii. Evet. Biz ne kadar Amerika'ya... Aynen. Bir kişi diğerine neden muhtaçsa öbür kişi de ona, evet, muhtaç. O kadar muhtaç. Her zaman karşılıklı. Yani oturup da burada bir halkımızın böyle biz ikinci sınıf mıyız, efendim eziliyor muyuz, kullanılıyor muyuz şeyine girmesine gerek yok. Biz kendi geleceğimizi oturup planlayalım. Yani yapalım. Mevcut dünya siyaseti Türkiye'nin daha güçlü olmasını mı istiyor? Evet efendim. Gerektiriyor ya da. Gerektiriyor. Şunu söylemiştim. 1299'dan beri Türkiye böyle bir konjonktürü yakalamadı. Konjonktür çok deyimse. Şimdi yapacağız. Niye yakalamadı 1299'dan beri? Yani 1299 kuruluş Osmanlı tarihi. Osmanlı kuruluşu. Evet. O gün yakaladıydı. Bir de o günden beri yeniden yakalıyoruz biz sanki. Onun için bu bölgede güçlü bir devlet olacağız. Öğrencilerime şunu söylerdim. Çok 15-20 sene evvel çok müreffeh ve büyük bir ülkede, bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Keyfinizi sürün. Ama şunu söyleyeyim, biz yaptık demeyin. Çünkü bunu yapan tarih, siz değilsiniz. Ama her zaman öyle, her şey, evet, tarih yapar yani. Doğru, evet. Yani tarih bizden. Dünyanın, dünyadaki konjonktürdür. Her i̇şte ona hizmet edeceğiz. Veya yok eden, kimi zaman lehine olur insanların. Evet. Yani Tayyip Erdoğan o zaman anladığım kadarıyla şanslı bir lider. Şanslı, evet. Şansı yaver gitti, güzel, evet, zamanda başa güzel geldi. Güzel zamanda geldi, evet. Peki mesela şunu inanır mısınız siz? Bu işte Amerika gibi falan ya da Amerika'nın da arkasındaki Amerikan derin devleti gibi güçlerin
bir takım ülkelerde bir takım liderler dizayn edip onları başa geçirdiğini. Mesela Obama için böyle bir şey var. Yani var, evet. Diyorlar ki Obama bir designer. Siz tabii, aynı şeyi söylediniz. Bir designer. Evet. Peki mesela aynı şeyi Türkiye için ya da başka ülkeler için de dizayn eder mi Amerika? Edebilir mi? Efendim en arkadaki gücü soruyorlar bana. Peki bunları dizayn eden nedir? Ben de diyorum ki bunu bilemem. Bu felsefedir buraya kadar. Hiç kimse zaten nihai gücü tayin edemez. Bazıları der ki bunu yaradan Tanrı'dır, Allah'tır der. Şöyle söyledim. Dedim ki bu dünyayı yöneten akıllar var. Bu akıllar ya diyorlar ki biz Tanrı adına hareket ediyoruz. Ya da Tanrı biziz diyorlar. Onu bilmiyorum. Yani uç noktaya kadar gidemem. Ama dünyaya bu kabil böyle bakan ve dünyayı şekil veren bir akıl var. Bunlar rastgele değil. Birisi ısrarla bir soru soruyor. Onu sorayım size. Sizin evet. Kitabınız Öcalan istemiş sizin kitabınız. Abdullah Öcalan cezaevinde. Sizin kitabınız ona verilmemiş. Niye? Ben de evet istemiş fakat vermemiş. Yani soruyu ısrarla soruyu sorun çünkü bu soru yani kitabı vermeyen de siz değilsiniz. Ben değilim yani, ama vermemiş. Hani burada İmralı'nın komutanı falan olsa anlayayım sorayım da yani böyle bir soruyu 200 kere ısrarla sormanızı anlamış değilim. Durmadan niye sormadın sorumu niye sormadın? Sorduk. Sorduk. Ben de biliyorum ben yani. De merak ettim. Ne bilsin Mahir Bey şimdi yani sanasın ki İmralı'nın komutanı. Evet. Böyle seyircilerimiz var kusura bakmayın. Estağfurullah. Israrla soruyorlar. Peki... Burada Türkiye'de muhalefetin rolü ne? Yani Türkiye'de bu oyun devam ettiği müddetçe hep AKP mi iktidar olacak? Yani bu Amerika Birleşik Devletleri bu projesini sadece AKP ile mi yürütebilir? Ya da Tayyip Erdoğan'ı halife olarak mı görmek istiyorlar? Hayır, burada bir alternatif olsa bu alternatifle de işbirliği yapılabilir. Ama dediğim gibi bu alternatifin bir takım özellikleri olması lazım. Bir, bölge insanına ters düşmemeli. Bölge insanına ters düşmeyecek bir yeni parti yok esas itibariyle. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi gerçi İslam'a açılıyor. Bu açılışı da ona bu kapıyı açabilir. Ama genelde karşı taraf polemik yapıyorlar. Polemik siyaset değildir. Polemik yapıyorlar. Siyaset adına polemik yapıyorlar. Sonra Türkçü bir şey, bir politika bölgeyi ihata edemez. Mesela bu şey Türkiye'yi yöneten artık Yunanistan'a dost diye bakacak. Bulgaristan'a dost diye bakacak. Bölgede Gürcistan'a... Yani AKP'nin Kürtleri yakın gören politikası, İslamcı kimliği mi avantaj sağladı AKP'ye? Hem İslam'a şey öyle bakıyor, hem diğer soylara da bakıyor. Yani bakın Balkanlarda ve Kafkaslarda ama da... Ama AKP'nin tabanında da antisemitik baktığınız zaman yani müthiş gösteriler yapıyorlar falan. Yani AKP nasıl yarın dönüp İsrail'le yakınlığını anlatabilir o proje kapsamında? İsrail'e yakınlığa gerek yok. İsrail zaten şey olacak o sınırları içerisinde güvende yaşamaktan öte yapacağı bir şey yok. Vallahi o İsrail'de yaşanmaz. Hatta şöyle düşündüm. Acaba bu Yahudiler günün birinde Türkiye'ye mi tekrar göç edecekler diye. Vallahi de orada yaşanmaz çünkü. Yani. Evet. Vallahi yani şey diyorum ben, öyle bir akıllı hareket edilse ki dünyada, İsrail'in de bulunduğu bölge müze ilan edilse. Evet. Komple boşaltılsa. Yani komple, burada kimse evet. Yaşamayacak kardeşim, burası evet. Müzedir. Evet. Yani böyle bir hani bir Amerikan devleti, bütün devletlerin üstüne bir Amerikan devleti ve orayı da kardeşim biz öyle evet. Müze olarak ilerledik, siz taşının bakın. Şöyle, başlayın. Sizi kullandık yeteri kadar. Biz size Arap-İsrail çatışması için burada tutuyorduk. Çünkü sizinle çatışmasaydı Araplar düşman ararlardı. Bana yönelirlerdi. Değil mi efendim? Şart mıdır illa bir düşman bulmuş Arapları? Düşmansız yaşanır mı efendim? Bir öteki olması lazım. Bak senelerdir İsrail'le dövüşüyorlar. Ve Amerika'yı unuttular. Evet. Hiç ona bir laf söylemedim. Amerika'ya ne düşman olsun ki Araplara? Mecbur mudur? Hayır bir düşman yaratmak. Avrupa'ya ne değiller de Amerika'ya düşmanlar? Bilmem olacaklar. Yani Batı'ya düşman olacaklar. Ama kuruluşlarını Batı sağladı onların. Batı sağladı. Ben Araplar için söylüyorum. Araplara bir düşman lazımdır. Getirdi İsrail'i koydu. Başlangıçta bu şey çatışma dikkat ederseniz Arap-İsrail çatışmasıydı. Sonra oturdu. İsrail Müslüman. Hayır Filistin Arap. Arap Filistin İsrail çatışması. Şimdi de Müslüman İsrail çatışması dedi. Ve biz Müslümanların sonuncusu haline geldik. Yani bunlar kendiliğinden olmuş diyebilirsiniz. Peki siz diyorsunuz ki petrolün önemi yakında kalmayacak evet. Ve bütün bu Arap ülkeleri bize develeri ve hurmaları bize evet. Emanet edecekler. Madem bunlar kalmayacaklar, nedendir Amerika ile ilgili bu enerji bölgelerini kontrol etme isteğinden ötürü bütün bunları yaptığı söylenir? Yani
Ki baktığın zaman petrol bir 90 sene falan daha gidecek gibi söyleniyor rezervler itibariyle. Neden Amerika bu bölgede enerji koridorlarını, enerji kaynaklarını kontrol etmek istiyor? Efendim şimdi alternatif enerji kaynaklarına giderken eğer petrolü bırakırsan petrol ucuzlar ve Avrupa bunu kullanır. Diyor ki ben diyor başkalarının kullanmasını engelleyeceğim. Şunu söylüyorum. Orta Doğu'da bir çatışma çıkabilir. Çatışma niçin çıkar? Petrol arzı azalsın diye. Şimdi herkesi petrol dışındaki enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendiriyorlar. Ve dünyada çok büyük bir eğilim var buna yönelik. Zeki Yemani'nin bir lafı var. Diyor ki taş devri dünyadaki taşlar bittiği için sona ermemiştir. Petrol de petrol bittiği için sona ermeyecektir. Taş devri dünyadaki taşlar bittiği için sona ermemiştir. Evet. Çok güzel yapmış. Güzel. Peki o zaman Çin. Çin büyüyor. Her yıl %10, %12, %13 büyüyor. Bu tahammül edilebilir bir büyüme değil. Üstelik de bu büyümeyi yapan ülkenin 2 milyara yakın nüfusu var. Evet. Şimdi bu ülke yarın öbür gün enerji açığı haline geldiği zaman evet. Dünyada başka bir savaşın sebebi olmaz mı? Yani şimdi evet. Çin'de de otomobil seviyesi atıyorum Avrupa Birliği kadar değil, Türkiye ortalaması kadar olsa bittik, bütün petrol Çin'e gidecek. Yani yarın öbür gün burada Çin'i görebilir miyiz? Amerika-Çin çatışması olmaz mı? Hayır, Amerika-Çin çatışması olmaz. Çünkü Çin'in Amerika ile çatışacak gücü yok. Nükleer silahlar açısından ve teknoloji açısından geride. Bir de bakınız, Çin ihracata dayalı ekonomisi vardır. Evet. İhracat yapamazsa ne olur bu büyüme dediğiniz şey? Şu anda bak, hep çift haneli büyümülürdü %10'un üzerinde. Bu sene şeyin altına düştü. %10'un altına düştü. Daha da düşecek. Yani Çin günün birinde Amerika, Avrupa, biz o oyuncakları almazsak kendi halkına satabilir mi oyuncakları? Ya da kendi halkı almak isterse bir gün Çin kime ne satabilir? Evet. Yıllar önce bir gün bir çok önemli bir Amerikalı dış politikanın en üst evet. seviyelerinden bir vatandaşla, Amerikan vatandaşıyla yani bir senatörle konuşuyordum. Bana dedi ki Çin Amerika'nın rakibi değildir dedi. Evet. Çin Amerika'dır dedi. Evet. Amerika'nın rakibi Hindistan'dır, Brezilya'dır demişti. Evet. Doğru mudur acaba bilmiyorum. Olabilir. Ama Çin değil. Çin'in kalkınmasını sağlayan Amerika'dır zaten. Peki mesela şimdi Obama Ermeni soykırımını tanıyacağı yolunda, sözde Ermeni soykırımını tanıyacağı yolunda ifadeler kullandı. Tanır mı? Zannetmiyorum. O belki oy almak için onu söylemiştir esas itibariyle. Fakat Amerika'nın politikası şu anda Türkiye ile çatışma değil. Peki Türkiye'nin siz Amerika'nın politikası sonucu Türkiye'nin bölüneceğini, bir Kürt bölgesi, bir Ermeni bölgesi, işte şimdi Pontus bölgesi falan diyor. Böyle bir ihtimalleri görmüyor musunuz? Hiç görmüyorum böyle bir ihtimal. Yani bu çelişki olur benim düşüncem. Ben Türkiye'nin büyüyeceği kanaatindeyim. Ama diyoruz ki bakın siz kimlik tanımayı bölümlü olarak algılıyorsunuz. Yani Kürt kimliğini tanıyorsunuz. Ben diyorum ki onunla bütünleşeceksin. O kimlikle... Ben bölümlü olarak falan algılamıyorum canım. Şey için genelde. Ha. O kimlikle kabul edeceksin onu. Ermenilere kapıyı açacaksın. Ermeni diyeceksin. Ermeni senin artık hasmın olmayacak. Gürcülerle iyi ilişki kuracaksın. Yunanistan'da sarılacaksın. Ya geçen gün bir iş adamı böyle sürekli ilginç projeler, ilginç fikirler üreten bir iş adamı şöyle bir teori söyledi. Dedi ki, ya dedi, Türkiye çok hata ediyor dedi. Kabuğunda kalmak istedi. Halbuki dedi şöyle bir şey yapsa Türkiye dedi. Ermeni vatandaşlarına, Gürcistan vatandaşlarına. Çünkü bu ülkelerin dedi hepsinin azınlıkları var Türkiye'de. Gürcistan evet. vatandaşlarına, evet. Azerbaycan vatandaşlarına, hatta Irak vatandaşlarına. Pasaport verse. Kardeşim sen benim ülkeye vatandaşısın. İstediğin gibi gelip istediğin gibi gidebilirsin. Ben burada bir birlik yaratıyorum. Gelin istiyorsanız Türkiye'ye gelin dese. Bunların toplam nüfusu tamamı gelse Türkiye'ye vız gider, tırıs gider. Ama Türkiye bölgede bir başka bir havaya girer dedi. Katılır mısınız böyle bir görüşe? Efendim şunu söyleyeyim. Türkiye bölgesel politika böyle bu bir projedir. Ama ben şunu söyleyeyim. Bölgesel politikalar üretmelidir. Artık Türkiye sınırları içine kalan bir politika Türkiye'ye yetmez. Bu Amerika dünya politikası üretiyor. Ben size dünya politikası üretin demiyorum diyorum halka. Diyorum ki bölgesel bir politika üretin. Yani biz niye bölgesel bir politika üretmeyelim? Bu bölgeyi neden bir hedefe doğru yönlendirmeyelim? Amerika bütün dünyayı getiriyor. Size demokrasi getireceğim, özgürlük getireceğim diyor. Siz de bu bölge için bir şey söyleyin. Niye kabuğumuzun içerisine çekilmişiz? Mesela diyoruz ki Halep Arap memleketi. Ya Halep ile Antep arasında ne fark var? Aynıdır. Hatta aynı. Halep biraz daha şık bir şehirdir. Evet yani. Biraz daha yani geçmiş, mimarisi falan daha güzel. Geçmişte birisi vilayet, birisi onun gazası. Gazası. Yani onun için böyle bir ayrıma gerek yok. Ama biz
kendimize güvenemiyoruz. Biz bölüneceklerinden korkuyoruz. Biz küçülme korkuyoruz. Siz ne Osmanlı projesinin yürümekte olduğunu ve başarıya doğru yürümekte olduğunu düşünüyorsunuz? Düşünüyorum ve diyorum ki korkularımızı bırakalım. Peki burada Tayyip Erdoğan'a biçtiğiniz rol sizin ne Osmanlı'nın şeyi mi, padişahı mı? Valla burada kim olsaydı aynı rolü oynayacaktı. Onun için. Peki bu gelişme Türkiye'ye de demokrasinin kesinti yorulmasıyla sonuçlanabilir mi? Yani şu anlamda söylüyorum. Bir askeri darbe ihtimali değil. Tayyip Erdoğan'ın böylesine bir güçle iktidarda oluyor ve kalıyor olmasının ve böyle bir coğrafyada bu kadar popüler olması sonucunda ne bileyim işte Azerbaycan'daki gibi, Türkmenistan gibi bir pozisyon almasını getirebilir mi beraberinde? Hayır, getiremez. Çünkü böyle bir pozisyona girdiğiniz zaman bu bölgedeki şeyinizi kaybedersiniz. Rolünüzü kaybedersiniz. Niye? Yani böyle bir şeyi, rolü... Ne Osmanlı'ya bir ne o padişah gerekmiyor mu? Ama dünyada şey olduğu için demokrasinin moda olduğu bir dönemde eskiden herkesin kralı vardı. Şimdi böyle bir şey yaparsanız böyle bir şey Amerika sizi destekleyemez. Avrupa sürekli olarak sizi eleştirir. Türkiye demokrasiden sapmaz mı yani? Bir baskı rejimi oluşmaz mı Türkiye'de? Hayır. Şu var. O devletlerde demokrasi var ama diyoruz ki bakınız o devletlerde Obama'yı oradaki güç odağı, derin devlet üretmiştir. Türkiye'de bir derin devlet var mı? İşte onu kurarsak bu işleri halledelim. Peki bu encümene danış nedir? Encümene danış gayet güzel bir şeydir. Yani hiç öyle derin devlet falan da değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir takım adamlar toplanıyorlar. Tecrübelerini devlet hizmetine veriyorlar. Hizmetine veriyorlar, ama konuşuyorlar. Ama Ergenekon soruşturmasında bir gizli örgütmüş gibi muamele ediyorlar. Hayır efendim. Hiç öyle bir şey kabul edemem. Yani emekliye ayrıldıktan sonra ne yapacağız? Gidip kahvede mi oturacağız? Yani? Ben hep bundan şikayet ederim. Yani ben Türkiye'nin neden Demirel'den yeterince yararlanmadığını Tayyip Bey'e söylemiştim. Hatta ilk başbakan olduğundan dedim ki ya bir vakıf kursanız da Türkiye Avrasya bilmem ne araştırmaları vakfı falan diye Demirel de başına geçse bu ülkelerdeki etkinliğini gücünü kullansa falan demiştim ama evet, o bakımdan ben bunları hiç yanlış görüyorum. Ama Türkiye ne yazık ki böyle bir şey yapamıyor. Türkiye hep hesaplaşmalarla geçiriyor zamanı. Yani giden kötü onunla hesaplaş, gelen kötü onunla hesaplaş. Herkes birbirine hesaplaşma içerisinde. Efendim fikir kötü değildir, fikirsizlik kötüdür. Türkiye'nin şeyi bu kadar sıkıntı çekmesi düşünce yokluğundan. Düşünce çokluğundan Türkiye'de değil. Türkiye'de düşünce ürettiği zaman başınıza bela alıyorsunuz. Yani evet. Her düşünce üreten Türkiye'de başına bela almışsın. Evet. Küfür yer, dayak yer. Soruşturmalara konu olur, hapse atılır, tutuklanır, gözaltına alınır. Yani Türkiye'de düşünce üretmek de her düşünceye ihanet diye bakıyoruz. Yani böyle düşünürsünüz onlar hain diyor, böyle düşünürsünüz bunlar hain diyor. İşte MİT ajanı diyor, o diyor, bu diyor. Bu arada size bir soru geldi MİT ajanıyla ilgili, onu hemen sorayım. Sayın Mahir Kaynak, MİT'le bağlantısı şu an nasıl? Önceden çok feryat ederdi, MİT beni harcadı diye. Orta Doğu'da MİT'in gücü diğer istihbarat servisine göre konum olarak nasıldır? Efendim, benim şu anda MİT'le herhangi bir şeyim yok, bağlantım yok. Ama bir ülkede istihbarat teşkilatının bulunması ve bunun çok güçlü olmasından yanayım. Kesinlikle. Evet. Büyük ülkeleri mutlaka... Mutlaka vardır ve onu şey edemeyiz. Ama benim herhangi bir ilişkim kalmadı. Ve MİT'in de düşüncelerini beğenmedim, tatbikatlarını beğenmedim. Ciddi fikir ihtilaflarım oldu ve ayrıldım. Şu andaki gücü nasıl MİT'in bölgede? Şu anda daha akılcılar. Daha iyi gidiyorlar. Yani en azından böyle genel bir bakış açısına sahipler. Peki şeyde yani mesela Kürt politikasında MİT Müsteşarı Emre Tener'in çok etkili olduğunu biliyoruz. Yani şu andaki politika MİT Müsteşarı'nda geçmişte önerdiği politika. Yine mesela eski müsteşar zamanında özellikle Türkü Cumhuriyetler'de çok etkin olduğunu, Afganistan, Özbekistan bölgelerinde etkin olduğunu hep söylerdi etki MİT müsteşarı. Peki şu anda bu gücünü koruyor mu yoksa koruyamıyor mu artık? Efendim şimdi Orta Asya'ya gittiğiniz zaman sizin biraz evvel sorduğunuz sorunun cevabını vermemiz lazım. Rusya ile çatışacak mıyız yoksa belirli bir uzlaşma içinde mi olacağız? Ben orayı, Orta Asya'yı bir güç adına fethetmek eğiliminde değilim. Yani. Anladım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine bir kısa reklam arası vereceğim. Reklam arasından sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığım sohbetten bir bölüm izleyeceğiz. Sağ olun katıldığınız için. Değerli kısa bir reklam arası ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta sonra yine konuğumuz. Evet değerli izleyiciler,
Programın son bölümüne geldik. Biliyorsunuz bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Geçen hafta Teke Tek programına konuk olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Zaten uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu. Ben de yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını yazmıştım. Ve önceki günde bir anket sonucuna, konsensüs tarafından yapılan bir anket sonucuna yer verdim köşemde. Orada da şöyle bir tablo vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında yaklaşık %28'lik bir oyla ön sıradaydı, birinci sıradaydı. Onu ise CHP takip ediyordu. Anket sonuçlarına göre %14'lük bir oyla takip ediyordu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP'nin gibi duruyordu bu anket sonuçlarına göre. Ancak ankette bir ilginç soru sorulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması halinde oyunuz değişir mi diye. Ve yine anket sonucuna göre AKP seçmeninin %18'i ve MHP seçmeninin %48'i, DSP seçmeninde %53'ü böyle bir durumda oylarını CHP'ye verebileceklerini söylerdi. Büyük ihtimalle bu anketlerden etkilenmiş olacak ki CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday gösterdi. Kemal Bey, bakın geçen hafta bizim katıldığı programımızda Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ilgili neler söylemişti, onu bir izleyeceğiz. Kemal Bey, siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı düşünüyor musunuz? Samimi söyleyeyim, düşünmüyorum. Aklımdan da geçmedi. Niye düşünmüyorsunuz? Şunun için, ben parlamentoda daha yararlı olacağımı düşündüğüm için düşünmüyorum. Yoksa İstanbul elbette güzel bir kent. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmak güzel bir gibi. Olay. Ayrıca İstanbul hem bir uygarlıklar kenti, kültür kenti. Baktığınız zaman olağanüstü hizmet verebilirsiniz bu kente, bu kentin insanına. Dolayısıyla güzel bir şey tabii, ama ben hani ağırlık olarak baktığım zaman parlamentoda daha yararlı olabilirim diye düşünüyorum. Ama partinin yetkili organları var. Ben de bir partide... Siz organlarda yer alıyorsunuz. Efendim? Organlarda göreviniz var sizde. Hayır, ben parti içinde değil, parlamentodaki organlarda görev alıyorum. Grup başkan vekili olarak, ama partinin kendi meyakası var, parti meclisi var. Biz orada siyasi partiler yasasına göre zaten yer alamıyoruz. Onların verdiği kararı da elbette ki saygı duyacağız. Yani ol derlerse olacaksınız. Ol derlerse. Ama evet. İstemiyorsunuz. Evet. Yoksa evet. İstemem, can cebime koy mu diyorsunuz? Yok, hayır. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani bu en baştan beni söylediğim bir düşünceydi bu. Ama sonuçta şöyle soruluyor. Efendim, niye olmak istemiyorsun? Sen yönetmekten korkuyor musun? Hayır, ben yönetmekten korkuyorum. Türkiye'nin en büyük ikinci bütçeli kurumunu yönetiyorum. Kurumunu yönettim. Üstelik SSK'yı. 7-8 yıl yönettim. Üstelik de Batak döneminde. Evet, evet. Dolayısıyla, Batak. Evet, evet. Dolayısıyla yani... İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yanında çok daha mütevazi bir bütçeye sahip olan 18 milyar dolar evet, İstanbul'da. Evet. 18 milyar YTL'ye kadar evet. Bütçesi. Dolayısıyla yönetilmez değil. Elbette yönetilir. Yani pek çok belediye başkanı yönetildi. Kaldı ki bu bir kişiyle yönetilecek bir olay da değil. Sağlıklı, temiz, dürüst, namuslu bir kadro kurarsınız. Alır götürürsünüz olayı. Evet, geçen hafta bunları söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki İstanbul'u yönetebilirim ama yönetmek istemiyorum. Parlamentoda daha faydalı olacağımı düşünüyorum dedi. Ancak CHP herhalde onun İstanbul'da daha faydalı olacağını düşündü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. İyi bir yarış olacak gibi duruyor. Bir yanda Kadir Topbaş, diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu. Bu rekabetten İstanbul'un kazanç çıkacağını düşünüyoruz, umuyoruz. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum değerli izleyiciler. Güzel bir hafta diliyorum. Pazar akşamı Teke Tek Özel'de Murat Bardakçı ile beraber yine karşınızda olacağız. Yine yakın tarihimizin ilginç sayfalarından bir tanesini, karanlık sayfalarından bir tanesini açacağız. Biliyorsunuz bugünlerde bir film vizyona girdi, Güç Sancısı diye, ve 6-7 Eylül olaylarını konu alıyor. O filmin senaryosu ne kadar gerçekti, ne kadar değildi bilemem. Ama biz pazar akşamı 6-7 olaylarını yeniden ele alacağız ve yakın tarihimizin bu karanlık sayfasını biraz aydınlatmaya çalışacağız. Pazar akşamı görüşmek üzere, hoşça kalın.